takip ederek başlıyor. Derdim bu. Efendim hayırlı akşamlar dileyerek başlıyoruz. Derin kutu ile karşınızdayız. Birbirinden değerli iki önemli konuğum var. Hemen sırasıyla kendilerini takdim edeyim. Hamza Mercanoğlu, Millet Gazetesi yazarı. Hoş geldiniz, hayırlı akşamlar diliyorum. Özellikle bugün Filistin ekseninde konuşmuş olacağız. Son zamanlarda İsrail'in barbar tutumunu epey konuşmuş olacağız. Mustafa Alpay, BK Platformu Başkanı, sizlere de hayırlı akşamlar diliyorum, hoş geldiniz. İyi yayınlar, hoş bulduk. Sizler de özellikle sivil inisiyatif kuruluşlarıyla ilgili konulara da değinmiş olacağız. Ben Hamza Bey'e hemen söz vermek istiyorum. Hamza Bey, İsrail'in uyguladığı vahşete bakacak olursak, bugün köşe yazımızdan da aslında ben dün hazırlıklı olarak o yazıyı dile getirmiştim ama bugün Müslümanlara baktığımızda evet gerçekten Müslümanların kafası kumda mı diye sorgulamak da gerekir. Özellikle Arap dünyası ne yapıyor, ne ediyor diye. Bu kadar sessiz kalmaları, cılız seslerle Batı'nın, hani Batı kendi görevini yapıyor. Benim Batı'dan fazla bir beklentim yok. Batı bir cephe, bir taraftardır. Batı aslında geçmişiyle, tarihiyle bir bütün barbar olduğunu da biliyoruz. Nasıl yorumlamamız gerekiyor? Ne diyorsunuz? Buyurun. Eyvallah. Teşekkür ederim. Yazınızı okudum bu arada. Yüreğinize sağlık, kalemize sağlık. Teşekkür ederim. Şimdi üstadım, aslında bu bölgede İsrail'in 1870 yılında Theodor Herzl'le birlikte başlayan işte İsrail bir devlet kurma projesinin aslında arzu mevcut ayağını şu anda seyrediyoruz. Yani İsrail katliamlarını belli bir ve sistematik bir planlama üzerine yapıyor aslında. Bir algıya binaen yapıyor. Yani bütün bundan hiçbirisi tesadüf veya tevafuk değil. Yani işte bu tarihler biliyorsunuz, Kudüs'ün işte İngilizlere teslim edildiği tarihte anlaşmanın imzalanması, Kudüs'ün başkent ilan edilmesi Amerika Birleşik Devletleri tarafından vesaire. Burada aslında bir şuna değinmek istiyorum. Özellikle Sovyet Rusya'nın yıkılma sürecinden sonra NATO'nun tehdit algısının, düşman renklerinin kırmızıdan yeşile dönüşmesinden sonra sistematik bir şekilde Batı kamuoyu aslında bu katliamlara planlı olarak geliyor. Planlı olarak. İslamofobi belli bir şey içerisinde sistematik olarak yavaş yavaş göreceli bir şekilde algılandı. Özellikle evangelistlerin, işte Siyonistlerin biliyorsunuz işte kıyamet erken çağırma şeyleri var, safsataları var, böyle bir felsefeleri var. Buna bağlı olarak Batı kamuoyu şu anda öyle bir noktaya geldi ki İsrail ne yaparsa haklıdır. İsrail Filistinlileri ne kadar öldürürse, ne kadar işkence ederse haklıdır şeklinde bir algı var. Kamuoyunda bu algı var. Peki bu kamuoyu algısı, ben burada bir nokta koymak isterim. Biz Müslüman olarak da sosyal medyada bakıyoruz da böyle chatleşmelerden, birbirimize takılmaktan başka bir şey yaptığımız yok. Bu sosyal medyanın amaçları doğrultusunda kullanılsa bütün Müslümanlar, yani 2 milyara yakın Müslüman var. Bu Batı'nın ikiyüzlü politikalarını yüzlerine vuracak, özellikle yabancı dil bilen, uluslararası ilişkilerde iyi olan arkadaşlarımız var. Türk kamuoyu var, Arap dünyası var, Müslümanlar var. Neden sosyal medya üzerinde amaçları noktasında kullanmıyoruz? Yani magazin medyası üzerinde baktığınızda dün bir vatandaşın doğum gününün kutlamasını 300 bin 500 binden kutlayanlar vardı. Evet. Peki bize ne oldu? Bizim ahlakımız nerede? İnsanlığımız nerede kaldı diye sorgulamamız gerekmiyor mu? Kesinlikle bu sorgulamayı yapmamız lazım. Aslında ben değinmek istediğim, çok da vurgulamak istediğim şey orası. Bizden de dersen 2 milyar Müslümandan bahsettiniz ama bunun yanında bir tane de eklemek lazım. Yahudileşmiş Müslüman tabirini kullanmak gerekir. Yani biz aslında kendi yaşantımızla, bütün coğrafyadaki Müslümanlar için konuşuyorum. İşte bir Suriye tecrübesini yaşadık. Yani aslında Suriye'de bugün, işte dün Filistin'de veya bugün şehit edilen 61 şehidimiz var. Aslında Suriye'de her gün bu şehitler yapıldı. Her gün oldu. Yani her sadece gün. Sadece orada mı? Somali'de de var. Yani birçok yani, bir Libya'da yerde da var. Ben hani burada tabii şey İslam coğrafyasının tamamı. Yani Uygur Türklerine kadar baktığınızda her gün şehit ediliyor. Kesinlikle. Yani bunu söyleyerek bu Filistin'deki şehit olanları perdelemek istemiyorum. Evet. Öyle bir niyetim yok. Yalnız bir sorgulama, bir pencere açmamız gerekir. Biz maalesef kapitalist sistemden çok ciddi şekilde yaralandık. Aslında zaten 100-150 yıldan beri zaten insanlar bu şekilde, toplumlar bu şekilde
şablonlanmak istediler. Belli bir kimliğe büründürülmek, tek kimlik dediğimiz kapitalist kimliğine büründürülmek için elinden gelen algıyı, pompayı yaptılar. Kapitalist zihniyet. Ve maalesef şu anda yeryüzünde, dünyadaki bütün işte kimliler, Müslümanların hepsi kapitalist sistemden, zihniyetten etkilenmiş. Yani bir yönümüzle eğer kapitalizmi bir din olarak ortaya koyarsak, bir yönümüzle kapitalizme iman eden yaşantımızla, itikad olarak olmasa bile amelimizle, günlük yaşantımızla iman eden bireyler haline geldik. Yani misali, karınca gülmemiz, misali, taraf olduğumuzu beyan etmemiz gereken çok önemli alanlar var. Oysaki bizim işte bir manifestomuz var. Kur'an-ı Kerim bizim dünya ve ahiret manifestomuzdur. Yol haritamızdır. Bizim anayasamızdır. Yani biz buna göre asla yaşamadık. Bundan beslenmedik. Halen bile bugün yani eğitim sistemlerimizde olsun, bütün sistemlerimizde kapitalist sistemin öngörüleriyle biçimleniyoruz. Yani diyorsunuz buna göre ki hayat... sadece kendimizi bir check-up etmemiz gerekiyor. Bir defa kendimizi kesin, sorgulamamız gerekiyor. Kesin yani bu noktada tabii bu hani çok böyle sıradanmış gibi gelebilir dinleyen izleyiciler de bu sıradan bir şey değil. Bakın bugün İsrail'de Müslüman düşmanlığı çocuk yaşta başlıyor. Eğitim sistemlerinde var. Adamlar 5 ve nefreti aşılıyor. Tabii tabii 5 yaşında başlıyor. İşte Müslümanlar şöyledir. Müslümanlar böyle ki Tevrat'ın biz o tarif edilmiş Tevrat'ın birçok ayetleri bablarında zaten biliyorsunuz. Kendilerinden başka bütün insanlık, bütün toplumlar köledir onlara göre. O şekilde ve katledilmeleri de vaciptir. Böyle bir şeyler de var yani. Sefaları da var. İncil'e göre, kendilerine göre Siyonizm yani, aklıyla yönetiyorlar. Tabii. Zaten. Dolayısıyla burada hani 1,5 milyon Müslümanın ortası 10 milyonluk, bilmiyorum nüfusu tam olarak kaç şu anda 10 milyon civarında İsrail'in. 7,5 milyon, 8 milyon. Ve tam orta göbeğinde canı istediği vakit bizim onlarca Müslüman kardeşimizi öldürebiliyorlar. Evet. Filistin'i biliyorsunuz oradan geçişlerde zaten öyle bir devlet yapmışlar ki yani Filistin'i giremiyorsunuz. Hapsedilmiş yani, Filistin. Ve bu şartlar altında 1,5 milyar dediğimiz Müslümanların tam orta göbeğinde bunları yapabiliyorlarsa eğer Necmettin Erbakan hocamı rahmetle yad ediyorum. Geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya bir görüntü düşmüştü. O sosyal medyada Arap şeyhleri ve Arap junta liderleri dediğimiz aslında artık junta hareketi, diktatörlükse diktatörlüğün krallığını onlar yaşıyorlar zaten. Arap salonlarında, oyun salonlarında biliyorsunuz, bakıyorsunuz böyle bütün salonlar kilitlenmiş. Herkes masa başında humar oynuyor. Özellikle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. İskambil'i çok seviyorlar. Ülkeler, korkunç saltanata düşkün yapılarıyla aslında ne kadar aşağılık toplum olduklarının da bir gerçeği var. Ben biraz buradan, bu konuda canım yanıyor. Bir şey hemen söyleyeyim. Yani ben en hafif tabiri bu. Kesinlikle. Buyurun. Şimdi Medine'ye biliyorsunuz bir kilise inşa etme kararlarında aslında aldılar. Bunun peşinden bir sinagog gelecek bakın. Yani bu kiliseyi aslında bu kilise yapmak istemelerin temel sebebi oraya bir sinagog yapmak. Yani bazılarına göre de şu anki Suudi Arabistan prensinin içerisinde artık Yahudi ailelerin sızdığı. Kesinlikle. Kimine göre de artık bazı Yahudiler aslında Suudi Arabistan'ı yönetiyor diye ağır suçlamalar da var. Mustafa Alpay'a geçmek istiyorum. Mustafa Bey özellikle önümüzdeki günlerde toplumla birlikte kitlesel bir takım gösteriler de olacak. Evet. STK'lara gelelim. Sizler de BK Platform Başkanı olarak da bulunuyorsunuz. Bu önümüzdeki süreçlerde bu gür seslerin çıkması, İsrail'de ses veya yankısı nasıl olacak? Şimdi öncelikle her İsrail'in eyleminden sonra biz Türkiye olarak özellikle çok ciddi ses çıkartıyoruz bu konuda ama bizim çıkarttığımız ses genelde sadece eylem yapmaktan ibaret oluyor. Mesela cuma günde biz Allah nasip ederse hep yeni kapıda olacağız. Ya geçen hafta da burada konuşmuştuk. Suudi Arabistan'ın tutumu üzerine Suudi Arabistan'a ne yapılmalı diye. Şimdi hocam da ifade ettiler. Medine'de kilise açılması gündemde mi? Yani Suudi Arabistan ciddi bir şekilde böyle laikleşiyor. Ama bizim anladığımız şekilde değil. Böyle daha katı kuralları olan bir ülkeden daha seküler bir ülkeye doğru geçiş hızla başladı. Suudi Arabistan'da bu bir taraftan devam ederken tabii oradaki Mekke ve Medine'nin Haremeyn bölgesinin durumu da tartışılır hale geldi. Suudi Arabistan ailesi, Suudi Arabistan'daki Suud ailesi buraya ne kadar hizmet ediyor veya oranın mahremiyetini ne kadar koruyabiliyor? Bu da sorgulanır noktaya geldi. Aslına baktığımız zaman Arap camiası komple değişik bir tavır ve hal içerisindeler. Müslümanların dertleri de kesinlikle dertlenmiyorlar. Bu en son Katar ambargosunda da herkesin önce koştura koştura ambargoyu koyan da onlardı. Yani bir birlik olamama, Müslümanlar arasında bir birlik olamanın getirmiş olduğu çok ciddi sıkıntılar var. Türkiye bu noktada ne yapmalı?
Yani şu bir gerçek ki artık yani Birleşmiş Milletler'in kararlarını falan İsrail'in taktığı yok. Birleşmiş Milletler'in kararı İsrail için yok hükmünde. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın her çıktığı platformu ve Birleşmiş Milletler toplantısında özellikle dünya 5'ten büyüktür diye vurgulamasının temel sebebi bu. Evet. İsrail dünyanın şımarık çocuğunu oynuyor. Fakat ne yazık ki ne Müslüman ülkeler, zaten diğer ülkelerin İsrail'e bütün almış olduğu kararları tanımaktan başka yaptıkları bir şey yok. Biz Müslüman ülkeler olarak ne yazık ki herhangi bir yaptırım ortaya koyamıyoruz. Yani ciddi bir şeyler yapmamız lazım. Bu, bilmiyorum, İsrail ürünlerini boykot mu olur? Onda da çok, yani çok denendi ama bir türlü başarılı olamıyoruz. Öncelikle bizim zannediyorum ki bir kafa yapımızı değiştirmemiz lazım. Evet. Mübarek Ramazan-ı Şerif ayı geliyor. Bu noktada aslında şeyi de sorgulamak lazım. Çok uç bir nokta olacak ama bence hilafetin de varlığını sorgulamak lazım. Biliyorsunuz hilafet komple iptal edilmedi. Hı hı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin şahsına bırakıldı. Şunu sorgulamak gerek. Acaba bugün hilafet olsaydı ve bunun gördüğünüz gibi bütün dünyadaki bütün Müslümanlar Türkiye'den bir hareket bekliyor. Şayet Türkiye bir hareket çekmezse kimse kılını bile kıpırdatmıyor. Yani Katar'daki olaya da Türkiye el attı. Suriye'deki mültecileri de biz aldık. Cenab-ı Allah şükürler olsun. Böyle bir hizmet peki, örneğin bir sivil toplum kuruluş başkanı olduğunuz için burada ben size bunu da sormak isterim. Sokakta bugün de benim karşılaştığım vatandaşlarımızın İsrail'e tepkisini gösterirken orada nahoş bir takım tepkilere de şahit oldum. O da şu: her defasında Türkiye işte efendim şunu yapıyor, bunu yapıyor, hadi hurra ne yapıyoruz, savaş ilan edelim filan vesairesi gibi söylemlerle de karşı karşıya kalıyoruz. Biz İsrail'i yeterince okuyabiliyor muyuz? Toplumumuza bunu anlatabiliyor muyuz? Direnç olarak gerçekten biz İsrail'le mi? Yoksa ABD ile, İngiltere ile, Amerika ile, Fransa ile onunla bununla mı savaşıyoruz aslında? Biraz da bunun sorgulanması gerekmez mi? Türkiye şu anda net bir şekilde emperyalist ve siyonist dünya ile ciddi bir savaşın içerisine girdi. Bu şu anda olan bir şey değil. Geçmişte vardı. Fakat geçmişte bizi bir şekilde çok rahat bir şekilde yönetebildikleri için çok fazla baskı koymuyorlar. Mesela 74'te Kıbrıs Barış Harekatı'nda bize ciddi baskılar geldi. Bizim uçaklarımızı kullanamazsınız falan diye. Sonrasında haşhaş hekimi ile alakalı ciddi problemler vardı. Biz Kıbrıs'a girdiğimizde haşhaş hekimi de serbest bırakıldığında biliyorsunuz bize ciddi bir şekilde ambargo uyguladılar. Buradan şunu anlıyoruz. 50'de de bu böyleydi. Yani Türkiye yatırım yapmaya başladı ama bu adamlar Türkiye ivmelendiği an devreye girip bunu kesmeye çalışıyorlar. Operasyonlara karşı kesinlikle biz direncimizi ne zaman kazanacağız? Biz operasyonlara karşı direncimizi kazandık fakat biz bir türlü ekonomik bağımsızlığımızı kazanamıyoruz. Aslında temel mesele bu. Şimdi biz yeni yerli silahlarımızı üretmeye başladık. Bakın bu çok önemli. Daha öncesinde Amerika'nın bize satmış olduğu uyduruk tankları, biliyorsunuz yani belli başlı bir şeyler istiyorlardı bizden. Biz onları yerine getiriyorduk. Karşında bize yardım yapıyorlardı. O yardımları da biz onlardan 3. sınıf, 4. sınıf eski tanklarını geri alıyorduk bize verdikleri parayla. Biz yeni yeni yerli silahlarımızı yapmaya başladık. Aslında biz yeni yeni bağımsızlık kazanmaya başladık. Onların bize satmış oldukları silahları biz savaşlarda onların müttefik olarak tanıdıkları ülkelere kullanamıyorduk. Yani 74 peki, Barış örneği, Kıbrıs Barış Harekatı örneği. Evet. Hal böyleyken biz ne zaman bir bağımsızlık kazanabiliriz? Şimdi ekonomik bağımsızlığımızı ne zaman kazanırsak, ya bu, o yüzden bu şeyi çok kıymetli buluyorum ben aslında. Yerli silahların yapımı. İnşallah bundan sonra biz bu yerli silahları seri üretim haline getirip ihraç edebilirsek ve bu ihracatı da Türk lirası üzerinden olmasını dayatabilirsek, işte o zaman Türkiye bence ekonomik noktasında duvarın öbür tarafına atlamış olacak. Karşılığını almasını. Elbette yani dolara komisyon ödememiş olacağız bir kere. Peki. Değerli izleyiciler, bizden ayrılmayın. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Özellikle bugün Filistin eksenli konuşacağız. İsrail'in barbarlığını konuşmuş olacağız. İsrail'in tarihiyle bugünkü geldiği noktayı konuşmuş olacağız. Bizden ayrılmayın. Değerli izleyiciler, kısa bir reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hamza Mercanoğlu, gazeteci yazar arkadaşımız ve Mustafa Alpay, BK platformunun başkanı ile devam ederken özellikle İsrail ekseninde konuşmuş olacağız. Hamza Bey, özellikle şu konuyu açmamız daha iyi olacak. Eleştiri var. Hükümet eleştiri var. Efendim haydi neredeyse topluca İsrail'e savaş ilan edelim. Ya gerçekten savaş ilan etmek böyle kolay mı? Elbette değil. Yani bu tabii muhalefetin günübirlik politikayı kurtarmak için etmiş olduğu sözler, sarf ettiği sözler. Ben de dinledim. İşte Sayın Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu falan.
Böyle gaza getir, nereden daha çok zarar vurabiliriz? Bunun, bu belden aşağı vurmaktır. Yani bu çünkü bunun olmayacağını, bunun realist bir bakış açısı olmadığını herkes biliyor. Yani bugün Türkiye kalkıp da İsrail'e savaş ilan edecek durumda mıdır? Değildir. Amerika'ya savaş ilan edecek durumda mıdır? Değildir. Kaldı ki şimdiki savaşlar farklı yapılıyor. Yani biliyorsunuz vesayet savaşları şeklinde yapılıyor. İşte sizin sahada bulmanıza belki gerek bile kalmıyor. Ekonomik olarak yapılıyor. İşte Türkiye üzerinde oynanan ekonomik oyunları biliyorsunuz son zamanlarda. İşte. Bunlar da bir işin parçası değil mi? Elbette parçası. Ya şimdi üstadım aslında mesele şu, yani yürekten konuşmak lazım. Aslında İsrail'in gerçekleştirmiş olduğu katliamların bilimsel, hukuki izah edilebilecek hiçbir tarafı yok. Ama Birleşmiş Milletleri kilitleyebilecek bir güç var, bir oluşum var. Daha önceki Gazze'ye yapılan harekatın tamamını, katliamın tamamını bloke eden bir Amerika var. Arkasında bir güç var. Neden bu güce karşı direnç olarak uluslararası kamuoyunu tam istediğimiz şekilde harekete geçiremiyoruz? Veya neden Amerika'yı çok aşağılayamıyoruz? Geçiremiyoruz çünkü gücümüz yok. Yani bir kere Mustafa Bey'in de dediği gibi. Tabii lobimiz yok. O gücümüz yok. O ekonomik gücümüz yok. Efendim işte lobileri harekete geçirebilecek bir altyapımız yok. Yani Türkiye dış politikada lobi çalışmaları ne zaman başladı bizim ki zaten? Çok güçlü lobilerimiz var. Cihangir lobisi var mesela. Çok özel bir lobi. Evet. Magazin programlarıyla yani. Lobi yapıp da kendi milletini ihanet içerisine evet. sürükleyen Etiler'in lobisi var mesela. Çok özel. Yani bir an... Eski boru gibi sesi çıkanlar vardı. TÜSİAD'çılar vardı. Bu lobiler ne iş yapıyor? Bir an acaba var mı dedim öyle deyince. Dedim evet. Şimdi özür diliyorum. Theresa May'in açıklamasını bugün dinledim. İşte az önce seyrettim. İşte İsrail şiddeti durdurulmalıdır. Açıklama bu. Yani 61 tane, 62 tane şehit verilmiş. İsrail silahı dahi olmayan, sadece barışçıl gösterilerde bulunan insanların üzerine ateş açmış, gerçek mermi kullanmış. 62 şu anda şehit var. 2000 yaralı var. Belki bunlardan birçoğu da şehit olacak. 3000'den fazla yaralı var. Bu şartlarda, bu koşullarda işte Batı'nın gösterebileceği en tepki limiti budur. İsrail saldırılar şiddeti durdurmalıdır. Biraz konuyu geçmişe Theodor Herzl'e gittik ama Theodor Herzl'in özellikle bu planlamanın içerisinde Batı aslında Yahudileri kendi iç bünyesinden kovup bir nevi devlet sahibi yapıp arkasından da kendisinden uzaklaştırıp İslam dünyası üzerinden istediğini elde edebilmek için de arkasında karanlık bir güç olarak duruyor. Evet. Biz bugün sadece Filistin'e mi destek veriyoruz? Hayır, aslında İsrail'e meydan mı okuyoruz desek meydana okuduğumuz İsrail sadece İsrail mi? Değil tabii canım. İsrail dediğimiz bugün işte Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz çok güçlü lobileri var. Ayrıyeten tüm dünyadaki silah biliyorsunuz. Evet, satışı. Sektörü onların. Sektörü bu adamların. Sadece silah mı? İlaç sektörü bu adamların. Kimyasaldan tutun. Tabii, medya sektörü bu adamların. Yani karşımızda aslında dünya var. İşin gerçeği İsrail dediğimiz şey dünyanın diğer yüzünü oluşturuyor. Hangi yüzünü? Emperyalist, kapitalist, işte 3. dünya ülkelerini sömüren, Afrika'daki elmasları çalan, ne bileyim işte Orta Doğu'daki petrolü çalmak için, işgal için uğraşan emperyalist ve kapitalist gücün aslında merkezidir. Tam merkezdir İsrail. Bundan dolayı güçlüdür. Ama şunu da söylemek lazım. Yani İsrail'in bu devasa görmüş olduğumuz gücü biraz da bizim güçsüzlüğümüzden kaynaklanıyor. Seyyid Kutup'un çok güzel rahmetullahi aleyh bir sözü var. Diyor ki ben Amerika Birleşik Devletleri'nden nefret ediyorum ama Amerika'dan medet uman, ondan merhamet dilenen Müslümanlardan daha çok nefret ediyorum. Maalesef bakın İşin püf noktası. Amerika Trump açıklama yaptı. Ben dedi işte Suriye'den çıkacağım dedi. Geçtiğimiz ay bir iki ay önce. En başta yalvaran, buna karşı çıkan Suud Kralı oldu. Aman dedi lütfen bizi terk etmeyin Suud bu bölgede. Suud Kralı'nı yöneten kim? Yine Yahudi değil mi? Aynen işte oraya gelmek istiyorum. İsrail'in Netanyahu başbakanı biliyorsun Suud Kralı Prensi ile görüşüp hızlı bir şekilde Amerika'nın ikna edilmesi gerekiyor. Zaten, hatta gerekiyorsa evet. bütçe savaş kısmından işte birkaç milyar dolar verin ki buradan çıkmasın dedi. Yani ki alıyorlar zaten. Zaten evet. Orada eğitim görmüş biliyorsunuz kral kendisi. Mustafa kardeşimin çok güzel bir şeyi oldu aslında. Ona bir atıfta bulunmak istedim de. Şeyle ilgili. Yani burada bir çözüm üretirken mesele sadece sloganik olmamalı aslında. Ekonomik gücünüz de olmalı. Yani burada ekonomiden bahsetti. Evet, bizim ekonomimiz
2002 AK Parti iktidarından sonra kendine gelmeye başladı. Bir devlet mantığıyla yönetilmeye başladık. Evet. Belki. Dolayısıyla ama burada şu da var. Sadece ekonomi de yeterli değil aslında. Yani öyle bir durumdayız ki biz hep dikkat ederseniz yani 1900'lü yıllardan beri işte belki de bir daha evvelinden beri biz hep içimizden vuruyorlar Sabri Bey. Yani aslında düşmandan dedim çok... Dedim ya size içilerin Cihangir'in aynen, var bizde. Aynen, yani var. Bunlar doğaldır. Kesinlikle. Hı-hı. İçimizdeki hainler o kadar çok ki ben birçok işte Avrupa ülkesinde falan da kaldım. Orada çalıştım. 7 sene falan kaldım ben. Orada görev yaptım. Gazetecilik yaptım vesaire. Emin olun dünyanın yani bu Batı bölgesinde hiçbir ülkesinde bizimki kadar kamplaşmalar, ideolojik böyle şeyler, sıkıntılar yaşanmıyor. Keşmekeşler yaşanmıyor. Yani bir birliktelik oluşturulmuş. Ama bizde öyle bir şey ki sürekli böyle bir kamplaşma içindeyiz. Bir dönem hatırlarsanız işte Alevi-Sünni davasında, Çorum'da, Maraş'ta binlerce ama insanımız... sizi yöneten yine aynı karanlık odaklardı. Kesinlikle işte oraya... Bakın burada Hamza Bey özellikle bir konu var. Onu açmamız gerekiyor. Bugün kısa da olsa yazın içerisinde ona değindim köşe yazımızda. Cemaatlerimiz ne iş yapar kardeşim? Cemaatlerimiz birbirleriyle uğraşmaktan başka ne iş başardılar? Biraz onu sorgulamamız gerekiyor. Cemaatlerimiz topluma aydın kitleleri kazandırılması gerekirken birbirlerine karşı cephe yapma yarışı içerisinde devam ediyorlar. Cemaatlerden benim beklentim şudur. Benim bekamı koruyacak, benim ilimi ve irfanımı koruyacak, benim gençliğimi ve nesliğimi koruyacak, benim geleceğimi teminat altına alacak bir nesli inşa edecek ben cemaat bekliyorum. Evet. ABC cemaati eğer bu vasıflarda ümmet noktasında hizmet etmiyor, nefsi olarak davranıyorsa en ağır vebal onların boynundadır. Açıkça burada biz dile getirelim. Nedeni de şudur. Cemaatlerimizin giyim tarzları vesairesi şu boyu kendilerine şekil cemaatçiliği yapanlar var. Başörtüsünü farklı, iğnesini farklı, yok şuradan şu model veya şu eşarbı yapacaksınız vesairesi. İşin ilginç yanı değerli izleyiciler, daha da zor yanı bizi de kahreden bir konu. Bugün bakıyorsunuz bir marka. Birkaç tanesi var ama Yahudi markaları. Bugün eşarp sanayisi veya tekstil kısmının çoğunluğu Yahudilerin elinde. O Yahudilerin markalarını takıp da İslamiyet'i savunanlara da ben burada içimden bir şeyler okumak isterim. Onu açıkça ifade edeyim. Bana veya bu ülkenin zerresini kuruşunu kalkıp Yahudi lobisine hizmet veya marka manyaklığı içerisinde hizmet edecekler, İslam'ın başından beri düşmanı olduğu gibi bundan sonra da İslam karşıtı olduklarını bilmesi gerekir. O markayı kafanda tutacağına git başka bir şey yap, git Tahtakale'den al, başka yerden al ama onurlu bir şey tak diye sorgulamamız gerekir. Buyurun. Ben daha rigid bir şey söyleyeyim o zaman size. Bugün işte cemaatlerimiz, yani bizim İslami cemaatlerimiz, tabii güzel hizmetleri vardır muhakkak, insanlarla ilgili işte eğitimle ilgili falan güzel şeyler yapıyorlardır. Biz yani bu şeylerinden dolayı müteşekkiriz ama diğer taraftan baktığımız zaman hani 1,5 milyar Müslümanı baz alalım. Emin olunuz Hazreti Peygamber'e karşı şu an siyasi manifesto yanmayan cemaatler var arkadaşım. Vardır. Ya cemaatin görevi sen AK Parti'ye o haddini nereden aldın? Hangi toplumdan, hangi kaynaktan besleniyorsun sen AK Parti'ye karşı manifesto yayınlıyorsun be kardeşim? Siyaseti nereden beri aklına geldi de dizayn etmeye çalışıyorsun? Yani. Bir tane cemaati gördük. Ya kendi halkını katletmeye başladı. Benim bu cemaatlere ihtiyacım yok. Evet. Benim toplumuma, geleceğime yatırım yapacak cemaate ihtiyacım var. Dolayısıyla buna baktığınız zaman biraz içimizi fazla yakıyor. Üstad, Kur'an'dan beslenmiyoruz ya. Ben bir şey söyleyeyim mi? Yani mesele buradan kaynaklanıyor aslında. Biz Kur'an'dan beslenen bir toplum değiliz. Kur'an Müslümanlar için. Vermez ki ya. Çünkü ümmet bilincini, Kur'an'dan beslenmediğiniz zaman zaten ümmet bilincini kaybedersiniz. Yahudileşirsiniz. Yani dünyayı seversiniz, dünyaya bağlı. Nitekim yani şu anda... Yani dün işte benim birçok daha arkadaşlarımız var. Ben biliyorsun 28 Şubat mağduruyum aynı zamanda. O dönemde bizim işte beraber mücadele ettiğimiz birçok insan, yani şey yapmak istemiyorum. Belki kendim de hatalar, yanlışları yapıyorum ama ya arkadaş dünyaya bu kadar o kadar bağlanmışız ki Hazreti Peygamber'in getirdiği din ile bugün 1,5 milyar Müslümanın yaşadığı din aynı din değil. Emin olunuz değil. Çünkü ehli sünnetin tarifi. Ertesi günkü yemeği
düşünmeyi şirk sayan bir sahabeden bahsediyoruz. Bu dine iman ettiğimizi söylüyoruz ama torunlarımızın geleceği için binalar dikmeye, villalar almaya, şuna buna devam ediyor. Yani biz aslında en başta Müslümanlar sorumluyuz. Bugün Filistin'de İsrail eğer gözümüzün içine baka baka masum insanları şehit edebiliyorsa bu bizim yokluğumuzdandır. İsrail'in gücünden değildir. Bizim çok 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 güçsüz olduğumuzdandır. Peki, çok teşekkür ediyorum Mustafa Alpay. Şimdi bu benim söylediklerim de bir genç arkadaşımız olarak da size soracağım bazı hususlar var. Sizler de sosyal yaşamın içerisinden birçok mekana gidiyorsunuz, oturuyorsunuz vesairesi. Üniversitede en azından arkadaşlarınızı gördünüz, gençliklerinizi gördünüz. Şimdi baktığınızda Müslümanlar kendisini nerede sorgulaması gerekir? Örneğin Batı Haçlı dünyası kendi görevini yapıyor. Onların bir amacı ve ideali var. Gerçekten bundan sonra bu bizim neslin amacı, ideali nedir diye bakacak olursak, soracak olursak veya sahada gördüğümüzde umudunuzda neyi nasıl görüyorsunuz? Şimdi bizim gençliğimizi iyi yetiştirmemiz lazım. Yıllardır bunu söylüyoruz. Bunu hep söylüyoruz ama. Gençler yani gelecek, artık o da bizi bıktırdı. İyi yetiştirelim. Tamam. Ayrı mevzu. Gençler geleceğimiz diyerek bu iş olmaz. Hı-hı. Sürekli gençleri öteleyerek bu iş hiç olmaz. Gençler peki, bugünümüzdür diyerek bugünden gençleri yetiştirmeye başlamak mecburiyetindeyiz. Hı-hı. Bu da sloganla efendim gençlere göstermelik değer vererek olmaz. Gençlere sorumluluk sahibi yapmak zorundayız. Bakın cemaatler yeterince bilinçli bir gençlik oluşması için oraya da geleceğim, çalışıyor mu? Oraya da geleceğim. Şuradan başlayalım öncelikle. Bir kere biz sorumluluk sahibi genç yetiştirmiyoruz artık. Hı hı. Ben de bir evlat babasıyım, bir kız çocuğum var. Allah bağışlasın. Bizim gençlerimizi sorumluluk sahibi olarak yetiştirmemiz lazım. Hı hı. Yani gak dediği zaman su, guk dediği zaman yemek verdik mi bu iş olmuyor. Eskiden nasıl yapardık? Biz yaz tatillerinde çalışırdık ortaokuldayken. İlkokuldayken ben hatta okula başlamamışken pazarda su sattığımı biliyorum. Yani ansiklopediler vardı, onları da pazarda sattım. Liseye giderken çok uzun bir süre hamallık yaptım. Üniversitede de hem lokantada çalışarak hem de diğer işleri yaparak okudum. Bu bana bir sorumluluk duygusu kazandı. İki, kendi kazandığımı yedim. Üç, hayatı gördüm. Hı-hı. Şimdi biz gençlerimizi yaz tatilinde 3 ay hangi tatil köyüne gitsek, hangi spor aktivitesi, ya tabii ki spor aktiviteleri falan bunlar çok değerli ama biz gençlerimizi sorumluluk sahibi yetiştirmiyoruz. Gençlerimiz doğru mesleği seçmiyorlar. Bugün gençlerimizin hepsi üniversite kapısına yığılmış, bir üniversite diplomasını gelecek kazanmak olarak addeden bir gençlik var. Bu böyle olmamalı. Bu dünyada da böyle değil. Her genç üniversiteye gitmeli mi? Aslında bizim önce bunu sorgulamamız lazım. Üniversite şart mıdır, farz mıdır, Allah'ın emri midir yani? Hı hı. Yurt dışında bakıyorsunuz, marangozlar çok değerli. Dünyada peki. Zanaatkarlar çok değerli. Peki. Bizim ülkemizde avukat değilsen, mühendis değilsen, sanki böyle diğer meslek grupları ötelenmiş durumda. Mustafa Bey, dünya küresel bir yarış içerisindeyken siz gençlere yeterli düzeyde eğitim vermek zorunda değil misiniz? Elbette, eğitim sistemimizin ciddi bir şekilde tartışılması lazım. Evet. Bunu yıllardır söylüyoruz. Ben başkanlık sistemine en büyük desteği bu noktada verdim. Hı. Neden? Çünkü bakanlar atanacak, 5 yıl kalacak ve bir politika güdecek. Yıllardır söylüyoruz bunu. Eğitim politikası gelen bakanın inisiyatifiyle yapılacak bir politika değildir. Keyfi uygulamak. Kayseri'de, Adana'da sucuk fabrikası açan bir eğitim bakanı eğitimle ne kadar ilgilenebilir? Çünkü siyasi kaygısı var. Çünkü seçime girecek bu bakan. Her işten anlayan bizde bakanlar da var. O ayrı mevzu. Ben o konuya girmiyorum. Ben sadece şunu arz etmek istiyorum. Ben giriyorum, açıkça ifade ediyorum. Yani burada iğne ise iğneyi biraz da kendimize batıralım. Ben şöyle arz etmek istiyorum meseleyi. Dediğim gibi başkanlık sisteminde en büyük desteğin verilmesinin sebebi budur. Biz, aile, sivil toplum, devlet, bu işin uzmanları, hocalar hep birlikte oturacaklar. Bir sene, iki sene kapanacaklar. Bir çalıştay neticesinde bir gençlik politikası, bir eğitim politikası ortaya çıkacak ve bunda biz ısrar edeceğiz. Israr ettikten sonra biz ancak bunun meyvelerini zaten 10 sene, 20 sene sonuna almaya başlarız. Yani bugün o var, yarın bu varla bu iş mümkün gençlerimiz değil. Gençlerimiz İslam dünyasını yeterince tanıyor mu? Ne yazık ki tanımıyor. İslam dünyası da bizi tanımıyor. Bizim aslında gönül köprüleri inşa etmeye daha fazla önem vermemiz lazım. Ya bu son 10 senelik mevzu, bizim Somali'ye gitmemiz, Afrika'ya yardım götürmemiz, otobüsü hibe etmemiz, hastane yapmamız. Şimdi yeni yeni onlar bize tekrar evet bir Türkiye vardı, evet bu insanlar bize sahip çıkıyorlardı, evet bunlar geri gelmiş diyorlar. 80 sene su vermemişsin Allah rızası için Afrika kıtasına. Sen çıkmışsın, adamlar gitmiş sömürmüş. Haksız mıyım? E şimdi yeniden Türkiye oraya giriyor. Bu çok kıymetli bir şey. Birileri rahatsız olmaya başlamadı mı? Ya ne kadar güzel. Rahatsız olurlarsa doğru bir şey yapıyoruz demektir. Hı-hı. Bizim bu ülkenin gençleri olarak gelecek kuşaklarda güzel bir eğitim ve gençlik politikasıyla eğitmemiz, bizim o coğrafyalara daha sık gitmemiz lazım. Peki üniversiteye gelelim. Üniversitedeki gençlik nesline baktığınızda toplum kendi değer yargıları içerisinde kendi ülkesinin kültürünü analiz edebilecek yapıya sahip mi? Ya toplumdan kastımız üniversite öğrencileri ise ne yazık ki değil. Çünkü üniversite şu anda tamamen böyle materyalist bir zihniyetle
devam ediyor. Oradaki arkadaşlarımız üzerine. Kesinlikle. Hı hı. Çünkü burada en büyük sebep manevi dinamiklerin nüfuz etmemiş olması. Biz yıllarca bu ülkede yaz Kur'an kursları sorun edildi. Hı hı. İrtica dendi, şu dendi, bu dendi. Bakın ben size söyleyeyim. Ben öğrendiğim bütün sureleri yaz okulunda öğrendim. Nasıl namaz kılacağımı yaz Kur'an kurslarında öğrendim. Mahalle imamımdan öğrendim ben. Nerede öğreneceğim bunu? Nerede öğrenmemi bekliyorsunuz yani? Cihangir'in çocuğu senin yaz Kur'an kursu veya medresene tahammülü olmaz. Onu yani 20 yaşından yani. Sonra mı öğreneceğim bunu? Evet. 20 yaşından sonra mı namaz kılmayı öğreneceğim? Hı. Hayır. Ya bu din nasılsa öyle yaşamak lazım kardeşim. Peygamber evet. Efendimiz diyor ki 7 yaşından çocuğunuza namaz kılmayı öğretin, 13 yaşından sonra da bunu zorunlu kılın. Ya bu şey varken, sünnet-i seniyye varken bunu değişik formasyonlara yüklemenin bir manası yok. Ya bu nasıl olacağı size verilmiş Kur'an'da sünnette. O zaman ona göre yaşamak zorundasınız. Biz ne zaman ehli sünneti terk etmeye başladık, Peygamber Efendimiz sünnetini terk etmeye başladık, o zaman biz ne yazık ki manevi dinamiklerimizi kaybetmeye, zulmete bulaşmaya başladık. Bizim başladık. Derhal ehli sünnet itikadına, yani burada şeycilik yapmıyorum, kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Fakat bizim ülkemizin çok büyük bir bölümü ehli sünnettir. Biz Peygamber Efendimiz'i severiz. Bu ülkedeki her insan, her Müslüman sevgili Peygamberimizi sever. Bakın mübarek Ramazan ayına geldik. Bizim ehli sünnet çizgisinde gençlerimizi eğitmemiz lazım. Neden dünyaya geldiğini bilmemiz lazım. Parayı kalbine değil cüzdanına koyması gerektiğini anlatmamız lazım. Daha iyi evlerde oturmak için, daha iyi arabalara binmek için para kazanmayı değil, daha fazla mazluma, mağdura yardım etmek için toplumdaki gönüllülüğü, toplumdaki civan mertliği teşvik edecek bir gençliği yetiştirmemiz lazım. Şimdi bakıyorsunuz kimsenin kimsenin haberi yok. Otobüste yaşlıya bile yer vermeyen bir gençlik var. Ben gençlerimizi suçlamıyorum. Biz eğitim Kör sistemimiz... Sağır değil, elbette elbette. Değil, biz, evet. biz temel ahlaki eğitimleri almaya bıraktık. Ya yaz Kur'an kurslarının yerini ne zaman yaz televizyon dizilerini aldı bizim gençliğimiz o zaman bitti. Ama orada da bir planlama var. Zaten çok güzel diziler koyuyorlar. Buna müsaade etmememiz lazım o zaman. Senin neslini zehirlemek için bir derin akıl var. Sen orada toplumla, aileyle veya aile içerisindeki o iletişim bağlarını koparabilmek için birileri çok güzel bir planlama yapmış. Senin o dolu dolu dediğin hayatını organize etmiş. Tüketici toplum olma noktasında her türlü argümanı kullanan bir medya var. Dolayısıyla bu olunca gençlerimizin de başındaki olan aileler de artık sosyal medyada chat'ti şuydu buydu derken Twitter'da çocuklarımızı da ihmal etmeye başladığımız şöyle, bir süreç. Şöyle söyleyeyim. Yani bizim peder askerden emekli. Akşam ezanından sonra eve geldik mi bizim peder bizi çok güzel. Neden akşam eve akşam namazından sonra gelinmemesini çok güzel anlatırdı yani. Aklında da kalıcı oluyordu. Bir daha o saatten sonra akşam namazından sonra gelmedi. Hadi sıkıysa gelme. Bizim yatış saatimiz belliydi, kalkış saati. Evet. Ben sabah 6'da 7'de bakkala ekmek almaya gittiğimi hatırlıyorum. Şimdi ben 7'de işe gidiyorum. Açık bakkal bulamıyorum. Değil bizim mi? Toplumun 24 saati dizayn etmiş. Mahalle bakkalı mı kalmadı yoksa? Mahalle bakkalımız var. Allah çok var çok da iyi. Ben severim mahalle bakkalımı. Bakkalcılarda da epey azalma var. Örneğin isterseniz. Elbette elbette. Ya biraz dertliyiz bu konuda ama hakikaten yıllardır aynı şeyleri konuşuyoruz. Aslında mesele milli eğitimden ziyade kültür meselesi biliyor evet, musunuz? Evet elbette. Ben bir siyasetçiyle konuşmuştum. İşte koalisyon dönemlerine ait hatıralarını anlatıyordu. İşte 80 öncesi yıllara ait. O zaman işte Milli Cephe koalisyonları vardı. Diyordu ki ya biz oturuyorduk işte sol partilerle. Biz de pazarlık yapıyorlardı. Biz de öyle bir milli eğitim üzerine pazarlık yapıyorlardı ki ondan sonra diyorlardı ki ya tamam milli eğitim sizin olsun. Biz de Kültür Bakanlığı'nı alalım diyorlardı. Biz bunu yıllarca fark edemedik. Sonradan gördük ki aslında toplumu şekillendiren milli eğitim değil. Kültür. Kültür Bakanlığı bünyesine bakın tiyatro var, sinema var. Siz istediğiniz kadar eğitim verin, Kur'an kursu açın, etrafı donatın, mahalleyi. Ama o mahallenin evlerindeki televizyonlara giren bir dizi, oradaki insanların bütün hayatını değiştiriyor. O işte arabesk devir dediğimiz o şeyli yıllar, 80'li yıllar falan ben yaşadım çocukluğum o dönemlerde. Evet. Hayatımızı öyle şekillendirdi ki mesela o dönem işte gençtik, 16-17 yaşlarında falandım. Yani herkes illa bir tane işte hatuna aşık olmak zorunda hissediyordu. Çünkü hayat öyle şekillenmişti. Bakın özür diliyorum. O dönem yine işte biliyorsunuz malum filmler isim vermeyeyim. İşte Müslümanları faizci, tefeci gösteren filmler öylesine şok halde geldi ki bugün bile halen ülkemizde sinemanın, tiyatronun ve kültürel faaliyetlerin toplum üzerinde çok ciddi bir ağırlığı vardır. Mesela bir işte Ertuğrul dizisi yayınlanıyor TRT1'de. Emin olun toplumdaki vatan bilincini, şuuru, işte bir Osmani ruhu
hakikaten canlandırdı. Ama daha yeni yeni kendimize gelmeye başladık mübarek. Yani işte, 70 yıldır benim bütün benliğimi esir almış bir elbette, var. Elbette yani kültür. Yani biraz da bunun bedelini ağır ödeyerek geliyoruz. Tabii tabii. Geliyoruz. Yani. Değerli izleyiciler, kısa bir reklam arasına gideceğiz. Bizden ayrılmayın, daha birçok konuyu konuşmuş olacağız ama temel konuların içerisinde geleceğimiz olan gençler ümmet kavramı içerisinde gerçekten yetişiyor mu? Bugün yeterince Filistinli kardeşlerimizi anlayabiliyor muyuz? Kimler bizi bu kadar uzaklaştırdı? Bugün ben bir Şii'ye çok mesafeli bakıyorum. Bir Bedevi'ye de çok mesafeli bakıyorum. Bir Selefi'ye de çok mesafeli bakıyorum. Ama eminim ki onlar da bana çok mesafeli bakıyor. İşte bu sorunların hepsini bitirebilmek için sağlam ve nitelikli bir nesle ihtiyacımız var. Kısa bir reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet değerli izleyiciler, kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mustafa Alpay, cemaatler kısmına tekrar gelmek istiyorum. Cemaatler deyince bizim aslında çok üzen konu şu. Cemaatlerimizin bize karşı sorumlulukları var. Bizim de onlara karşı sorumlulukları var. Ama bazı cemaatlerimiz vardır ki dillere destan. Bir FETÖ terör örgütü vardı. Uzun yıllar bu ülkeyi sömürdü, soydu, soğana çevirdi. Yetmiyormuş gibi bir de kendi halkını kurşunladı. Junta hareketi içerisinde darbe yapmaya kalktı. Şimdi buna benzer cemaatler de türemeye başladı. Şirin gözükmeye çalışan FETÖ'nün kripto elemanlarının sızdığı cemaatler olduğu söyleniyor vesairesi. Gerçekten cemaatlerin bu konuda haddini aştığını mı, üzerine vasfı olmayan konulara mı girdiğini veya Osmanlı dönemindeki cemaatler bu muydu? Halifeliğin de kendine göre bir planlaması vardı. Cemaatlere bakış açısı çok netti. Ümmetin bilinciydi. Biz bunları terk edip kendi nefsi düşüncelerimize veya çıkarlarımıza mı döndük? Bu cemaatler ne iş yapar? Şimdi Türkiye'de özellikle Cumhuriyet dönemindeki kalan, nakıs kalan din politikalarının giderilmesinde ve Ehl-i Sünnet'in günümüze kadar muhafaza edilerek tertemiz bir şekilde ulaştırılmasında bu ülkedeki gerçekten hak tarikatlarının çok büyük hizmetleri oldu. Evet. Bu yadsınamaz. Günümüzde de bunlar hizmetlerini yapmaya devam ediyorlar. Fakat FETÖ terör örgütü ülkemizdeki en büyük zararı din alanında verdi. Bugün biz cemaat demeye korkuyoruz. İki tane Müslüman, üç tane Müslüman bir araya gelip namaz kılacağımız zaman haydi cemaat demeye korkar hale geldik. Dini argümanlara, dini jargona çok büyük zarar verdiler. Bugün bunun tezahürlerini bu ülkede görmek mümkün mü? Evet mümkün. Baktığınız zaman Ehl-i Sünnet'e ciddi bir şekilde özellikle 15 Temmuz'dan sonra sistematik bir şekilde saldırılar başladı. Evet. Yani bunun amacı neydi? Neye hizmet ediyordu? Bunun ciddi anlamda sorgulanması lazım. Ve bu insanların konuştukları argümanlarda, yaptıkları sohbette ve gençleri etkilemek üzere yapmış oldukları programlarda öncelikle akılcılığı ön plana çıkardığını ve Ehl-i Sünnet'e karşı da böyle saçma sapan fikirler ürettiğini görüyoruz. Bunlar bizi üzüyor. Bir kere hakla batılı kesinlikle karıştırmamak lazım. Ülkemizde ciddi anlamda devletini seven, devletine sadık olan, siyasete bulaşmayan ve hakikaten gönül almak, gönüller yapmak üzere faaliyet gösteren çok sayıda tarikat ve cemaatler var. Allah hepsinden razı olsun. Fakat diğer tarafta da bu insanlar var. Ne olduğu belli olmayan, sürekli Ehl-i Sünnet'e, Peygamber Efendimiz'in sünnetine saldıran ve toplumun itikadını bozmaya çalışan insanlar var. Ben iddia ediyorum bu insanların önü alınmazsa bunlar yeni FETÖ olabilirler. Peki Diyanet İşleri Başkanlığı burada müdahale etmesi gerekmiyor mu? Yani bu Diyanet İşleri Başkanlığı içerisinde fetva makamı var. Çok önemli din bilginleri var. Bunların da en azından cemaatler üzerinde bir etkisi olamaz mı? Şöyle cemaatler gönüllü teşekküller oldukları için tamam. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bunun üzerinde bir etkisi olabilir mi? Ama şu da bir gerçek. Bu ülkedeki gerçekten bu işi hak tarikatlar ve hak cemaatler bu işi hakikaten hakkıyla yapanlar zaten Diyanet'in fetvalarına riayet ediyorlar. Ve bağlarına Diyanet'in fetvalarına riayet edilmesini tavsiye ediyorlar. Çünkü devlet vardı. Bizim çok önemli cemaatlerimiz var yani. Evet, başımızın tacıdır. O bizim, konuda bir sıkıntımız yok. Bizim ama anlayışımızda zaten saptırmaya çalışanlar var. Bizim inancımızda devletimiz varsa devletin söylediklerine riayet etmek gerekir. Tabii bu Müslüman bir devlet. Hamdolsun biz bugün devletimizin iyi uygulamalarını görüyoruz. 28 Şubat'ta basılan Kur'an kurslarından, kapatılan İmam Hatip'ten, okulların önünde coplanan insanlardan biz bugünlere geldik. Evet. Bugün Cenab-ı Allah'a şükürler olsun kimse yatsınamaz ki bu ülkede hakikaten İslam'ı yaşamak isteyen bir insan hakkıyla yaşayabiliyor. Bunu gençlere, gelecek kuşaklara aktarmak isteyen insanlar da bunu yapabilecekleri cemiyetleri kurabiliyorlar. Yani böyle bir rahatlık ortamının, böyle bir güzel ortamın oluştuğu yerde bunu suistimal etmemek
çekmemek lazım. Fitnecilere fırsat vermemek lazım. Devletimiz zaten bunun gereğini yakın zamanda yaptı, yapmaya da devam edecek. Ben onu anlıyorum. Yani bunların zaten önü alınmazsa ve bunlar açık konuşmak gerekirse bunlar İran kafasında. O tarafa, o coğrafyaya yakın ve onlara doğru hizmet ediyorlar. Geçen programda da konuşmuştuk. İran'ın da ülkemize çok fazla sızdırmış olduğu bu ajanlar var. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Şayet bunlara yol verilirse bunlar yeni FETÖ olur. Bunda da inanın hiçbir beis yok. Bunların devlet içerisinde kadrolaşmaya çalıştıklarını da biliyoruz. Tabii ki devletimiz... Mesleği bir ayrışma noktasında çok ciddi projeler var mı bu ülkede? Elbette olmaz mı? Bir kere mezhepleri mezheplere kırdırmaya kesinlikle çalışıyorlar. Eskiden bundan 15 sene öncesine kadar Orta Doğu coğrafyasında hocam da takdir edeceklerdir ki Müslümanlara karşı ciddi bir böyle baskıcı bir unsur vardı. Yani Müslümanları baskılamaya çalışan, örselemeye çalışan, parçalamaya çalışan. Biz bugün bunu nasıl görüyoruz? Bugün topyekun Müslümanlar üzerinde değil, sadece Ehl-i Sünnet üzerinde bir algo şey var, operasyonu var ve baskı var. Bunun da temel sebebi bütün ümmeti Muhammed'i bir arada tutan şeyin sevgili peygamberimizin sevgisi olduğunu artık onlar da anladılar. Dolayısıyla sevgili peygamberimizin bize miras bıraktığı sünnetleri hayatımızdan çıkartarak dinimizi tahrif etmeye, itikadımızı elimizden almaya çalışıyorlar. Bizim buna karşı çok uyanık olmamız lazım. Nasıl? Kur'an-ı Kerim'in emir ve Allah-u Teala Hazretleri'nin bize emirlerine göre yaşayacağız. Bunu nasıl peki hayatımıza, günlük 24 saatimize uyarlayacağız? Tabii ki sevgili peygamberimizin sünnetiyle. Bize dinimizi güzel şekilde yaşamaya öğreten, dinin her alanında müthiş uygulamaları olan, yani abdest almasından, yemeği nasıl yiyeceğimizden, efendim ayakkabımızın önce hangisini giyeceğimize kadar bize sünnet-i seniye miras kalmış. Bizim buna dört elle sarılmamız lazım. Bir kere bizim bunu kaybetmememiz lazım. Bunun dışında kalan kısımlarda da dinimize fitne sokmaya çalışan, birbirimize fitne sokmaya çalışan insanlara bizim kesinlikle prim vermememiz lazım. Üstadım çok güzel ifade ettiler. Şer odakları batıl davranışlarında birleşirken bizim hak davamızda ayrışmamamız lazım. Bizim milli ve manevi bir ruhla topyekun bir vücut meydana getirip devletimizin, milletimizin bekası için vücudumuzu savunmamız lazım. Neye karşı? Algı operasyonlarına karşı. Neye karşı? Ekonomik operasyonlara karşı. Neye karşı? Bizi içimizden vurmaya çalışanlara karşı. Bizim hiç dışarıda düşman aramamıza gerek yok. Biz 90 yıllık Cumhuriyet tarihimizde gördük ki ve onun öncesi de Osmanlı tarihini de bunun içine katıyorum. Bizim içimizdeki düşmanlar zaten bize yetiyor. Bunlar devlet kalemelerine sızarak, ülkemizin çeşitli yerlerindeki insanlarımızı baskı ve tahakküm altına alarak, o insanları devlete karşı düşman ederek zaten bize en büyük zararları veriyorlar. Bizim topyekun bütün halkımızı kucaklayıcı politikalar üretmemiz lazım. Bu ülkedeki sağcı da bizim, solcu da bizim. Bu ülkedeki kemalist de bizim, dindar da bizim. Biz hep birlikte Türkiye'yi meydana getiriyoruz. Bakın bu çok önemli bir unsur. Biz Türkiye'yi toplumumuzdaki bütün iktidarı döneminde buna sahip çıkmamız lazım. AK Parti iktidarı döneminde özellikle bu kucaklaşmayı kısmen de olsa düzeltebildik mi? Ben düzeltildiğini düşünüyorum. Daha da eski uçurumların kesinlikle uçurumlar artık ayrıştı. Evet. Kutuplar birbirine yaklar. Bugün diyorlar ki mesela bu ülkede örneğin bazı beyaz sınıflar var. Bu beyaz sınıflar özellikle şunu da söylüyor. Efendim AK Parti iktidarında kutuplaşmalar çoğaldı. Halbuki aslında rahatsızlıklarını ifade eden onların din özgürlükleri noktasında, din ve vicdan hürriyeti noktasındaki rahatlıklarından dolayı bugün her ne kadar hoşnut olmasalar da toplum artık yavaş yavaş parlamentoda olduğu gibi, kamuda, kamusal alanda olduğu gibi başörtülüsünden tut eteklisine veya diğerine kadar herkesin özgürce davrandığı, yaşadığı bir noktaya geldi. Yani buradan hoşnut olmayanlar var sanırım. Efendim bunlar imtiyazlarını kaybettikleri için bas bas bağırıyorlar. Hı-hı. Eskiden sanat da bunların elindeydi. Televizyona belirli bir zümre çıkardı. Hı-hı. Değil mi? Konserlere belirli bir kesim giderdi. Türkiye'nin sahipleri. Tabii bunlar imtiyazlarını kaybetmeye başladılar mı ciyaklamaya başladılar. Bakın bu kadar da amiyane tabir kullanıyorum. Bugün toplumun dindar kesiminden de toplumun örselenmiş kesiminden de sanat sanatçıların çıkması, efendim dizi oyuncularının çıkması, futbolcuların çıkması, toplumun bütün kesimini kucaklayacak insanların çıkması ve bizim halkımızın da hasret ve özlemle bu gelen saf Anadolu çocuklarına temayül etmesi bunları rahatsız etti. Çünkü imtiyazlarını kaybediyorlar. Eskiden devletin bütün konserlerinde, şurada burada şenliklerinde bunlar çıkarken bugün halk bunları istemiyor, çıkamıyorlar. Bütün bağırmalarının, bütün çağırmalarının sebebi bu ülkedeki imtiyazlı sınıf oluşlarını kaybetmelerinden dolayıdır. Bu ülkede artık imtiyazlı bir sınıf kalmamıştır. Ben buna inanıyorum. Türkiye'deki kutuplar arasındaki uçurum gerçekten ortadan kalkmış. Bugün kimse... Ya birkaç tane hakikaten böyle ferdi eylemler olabiliyor. Bu dindar kesimde de olabiliyor, karşı camiada da olabiliyor. Bunun karşısında olan insanlar da. Bu ferdi eylemlere takılmamak lazım. Bugün hakikaten çıktığınızda İstanbul'u gezdiğinizde... Ama fırsat olarak kullananlar elbette olacak. Elbette bunlar çıkacaklar ama baktığınız zaman bugün İstanbul'un her yerinde, Türkiye'nin her yerinde dindarlara karşı da böyle bir şey yok. Toplumun dindar olmayan kesimine karşı da böyle bir can alıcı, öcü gibi bakıcı bir durum yok.
Herkes hakikaten gayet dindar olan dinini yaşıyor. Farklı bir hayatı tercih eden farklı bir hayatı yaşıyor. Peki bunlar arasında fitneyi çıkarmak isteyenler kim? Bunlar arasında fitneyi çıkarmak isteyenler bir, bu ülkeyi iç dinamiklerinden bölmek isteyen milli ve manevi bir şekilde bu ülkedeki insanların kucaklaşmasını istemeyen insanlar. İki, köşe imtiyazlarını kaybeden imtiyazlı insanlar. Bu ülkede 28 Şubat sorusunun cevabı nedir biliyor musun Savru Bey? Bir gazeteci nasıl olur da yalılarda köşklerde oturur sorusunun cevabı 28 Şubat'ın cevabıdır. Bunu da bu kadar iddia ederek söylüyorum. Peki, çok önemli bir sözdü. Benim yalım yok, onu söyleyeyim size de. Evet Hamza Bey. Bıraktığı yerden alayım isterseniz. Nasıl? Bıraktığı yerden devam edeyim. Peki isterseniz. Buyurun. Şimdi FETÖ meselesinde aslında bir de işin sosyolojik boyutu var. Buraya değinmek lazım. Yani FETÖ nasıl oluştu? Şimdi üstadım, açık yürekle konuşuyorum ben. Herhangi bir siyasi şey falan da gütmüyorum. Bakın özellikle Doğu ve Güneydoğu'da PKK'nın çıktığı yıllarda işte 79-80 sonrası özellikle o bölgede aydın ve alimler birer birer ortadan kaldırıldılar. Veya itibar suikastına uğratılarak zaaf uğratıldılar. O bölgede, o bölgeyi ayakta tutan o bölgedeki gençlerin, Doğu ve Güneydoğu'da Kürt gençlerinin dağa çıkmasını önleyen, terör örgütlerine yönelmesini önleyen oradaki cemaatler de aslında. Elbette. Çok ama başlarında bilge, aydın ve samimi insanların, ilim adamlarının çok olduğu cemaatlerdi. Maalesef başlarındaki o aydınları, ilim adamlarını yok edince cemaatler bozuldu, dejenerasyona uğradı. İçine bir takım katkılar, girintiler, çıkıntılar oldu ve dolayısıyla asli görevini yitirdi. İngiltere'de, ismini hatırlayamıyorum, bir tane zannedersem İngiltere prensiydi, geçmiş döneme ait, şunu söylüyor sömürge bölgelerle ilgili, diyor ki biz işte Hindistan'la ilgili konuşuyor, işte Hindistan veya benzeri sömürge topraklarına girdiğimizde ilk girmezden önce 10 sene 20 sene önce o bölgedeki aydın ve İşte bilgileri yok ederiz, ortadan kaldırırız. Veya parayla satın alıyoruz. Evet. Hediyeleri bağırlardı vesaire. Nitekim biliyorsunuz Hindistan'da 40 bin tane kumaş, ipek kumaş ustasının kollarını kestirmişlerdir. İngiltere sırf kumaş rekabeti yapamasın diye. 40 bin tane, bu tarihte kayıtlıdır. Dolayısıyla bizim ülkemizde de maalesef Batılılar, işte artık kaç yüzyıllık bir plansa onu bilemeyiz. Yani yüzyıllık, 150 yıllık bir plandır bu. Çünkü bu kendi kendine gelişmedi. Göreceli olarak, sistematik olarak ülkemizde önce alimleri, gerçek bilim adamları ve güzel cemaatleri dejenere ederek, yok ederek, ortadan kaldırarak veya satın alarak bir şekilde bu cemaatlerin samimi yapısını bozdular. Günümüzde şimdi düşünün işte bu FETÖ'nün sürecinde sosyolojik olarak baktığımız zaman adam gidiyor namaz kılıyor. Beraber akşam namazı kılıyorsunuz. Hadi eyvallah. Çekip gidiyorsunuz. Oysa ki yanınızda aynı kıbleye yöneldiğiniz adam aç olabilir. Adamın elektriği kesik olabilir. Yani bir derdi olabilir. Kimsenin kimseyi cemaatlerde takmadığı, ilgilenmediği bir cemaatleşme yapısı oldu. FETÖ tam da bu hengamede ortaya çıktı. Ya bir mümin bir mümine selam vermiyorsa Allah aşkına onun sorgulanması gerekmiyor. Yani aynı camiye gidiyorsun, aynı secdeye gidiyorsun, aynı kıbleye gidiyorsun. Bu ne anlama gelir? Yani işte inanç nasıl sorgulanamaz? Buradan baktığınızda FETÖ ne yaptı? FETÖ ne yaptı? Burada kendisine bağlı bir ajan, işte Amerikan ajan ordusu kurmak için bunların bu arada FETÖ terör örgütünün lideri İsrail'e bir kınama mesajı yayınladı mı? Yok. Yayınlamaz değil mi? Yayınlasın. Tabii Hristiyanlara, Vatikan'a umut bağlamış veya Yahudilere umut bağlamış bir şarlatanın böyle bir kınamasını beklemek de biraz... Savru Bey seçim sürecine girildi. O da büyük ihtimal seçimle alakadar olduğu için ona fırsat bulmamış yok, olabilir. Hiçbir dönemde, hiçbir dönemde yayınlamadı. Liste mi yapıyor? Hiçbir büyük dönemde ihtimal yayınlamadı ki. Yani Papa öldüğünde yayınladı bildiğim. Ya zaten bunun... Ya bir din adamı... Konuşmaya bile gerek yok. Bir o, din adamı düşünün. Hristiyanlarla ilgili bir mektubu var. Anadolu sizi kucaklamaya hazır ve sizi bekliyor. Vatikan'a yazıyor bunu. Bunu yazarken biliyorsunuz Marmara gemisiyle ilgili o eylemle İsrail'in o barbar saldırısı sonucu buna bile dahi kalkıp kendi ülkesini eleştirdi. İsrail'i otoriter olarak da haklıydı. Üstad ben Fethullah Gülen'in Müslüman olduğunu inanmıyorum. Açık ve net konuşuyorum. Ben pasaportunda Ermeni yazıyormuş galiba. Öyle bir annesinin ismi Robin olarak geçiyor doğru. Zaten. Nasıl? Olarak. Robin diye geçiyor evet. Annesinin ismi de. Bu dönem ben biraz araştırdım. O konuda da biraz geçmişine de gittim. İşte o İzmir'deki 1970'li yıllarda başlangıcı. O dönemde düşünün ki adam o dönemde askerlik yapıyor. 70'li yıllarda gümüş yüzük takanı bile
biliyorsunuz askeriyede bırakın barındırmayı hapislerde çürütürler. Hı hı. Bu adamı o dönemde Edremit'e şeye gönderiyor. Van Edremit'e 3 aydına izin vererek oradaki başındaki general hutbe vermeye gönderiyor. Yani bu adam en baştan beri kollanmış CIA tarafından, CIA'nin buradaki uzantıları, MIT'teki uzantıları veya Türk içindeki uzantılar tarafından kollanmış ve yetiştirilmiş bir projedir. Ve bu adam, ben inanıyorum, ben kendi şahsi kanaatim, Fethullah Gülen Müslüman falan değildir. Rahmetli Aytunç Altındağ'ın bir iddiası vardı. Zehirlendi. Televizyonda ben seyretmiştim. Rahmetli zehirlendi. Bana göre de FETÖ zehirledi. Yani kendisi iddia etti zaten. 3 ayın içinde kanser oldu ve vefat etti. Allah rahmet eylesin. Amin. Onun bu 7. kardinal ilgili bir şeyi var. 7. kardinal zannedersem. Bir yazısı vardı. Evet. Ve FETÖ'nün gizli kardinal olduğu konusunda iddiaları vardı. Ve bu adam olduğunu söylüyor. Tabii. Ya bu bir projedir. Ne olursa olsun yani ister Müslüman olsun veya olmasın ki peki, ben inanmıyorum. Bu adam bir projedir. İslam dünyasının başına bela edilmiş lanetli, alçak, şerefsiz, namuslu bir adamdır. Yani. Peki. Onunla şüphemiz yok. Onu söyleyelim de. Bu ülkeye düşmanlık yapıp, bu millete yani düşmanlık edip kendi halkını katledene herhalde başka bir sözle uymaz. Özellikle şunu konuşalım. O da şu. Sayın Cumhurbaşkanımızın İngiltere'de temasları var biliyorsunuz. 2-3 gündür orada. Bugün de Allah nasip ederse dönecek. İnşallah. Döndüğü gibi de zaten yurt dışındayken bile de uluslararası birçok liderle görüşmesi vesairesi. İkinci Elizabeth'le görüşmesiyle birlikte Theresa May'le de konusu bayağı aktif oldu. Ben özellikle şeyi de biraz inceledim. Gazetecilerin sorunlarını inceledim. Bu sorulan soruların içerisinde hep iğneleyici, manidar sorular soruldu. İşte Türkiye'de çok gazetecinin tutuklu olduğu, haksız yere çok vatandaşın tutuklu olduğunu vesairesi, terörle mücadele eden yeterince yapıyor musunuz vesairesi hep ikiyüzlü politikalarla sıkıştırmaya çalıştı. Hepsine gerekli cevabı verdi. Siz bu geziyi nasıl görüyorsunuz? Bence önemli bir gezi. Kritik de bir gezi. Birçok önemli projeyi de ortak Türkiye'yle yöneteceklerini de söylüyor. Tabii. Ya şimdi İngiltere biliyorsunuz. Yani aslında Amerika'nın beyni İngiltere'dir. Hı-hı. Yani bir yandan da hep öyle denilir. Evet. Ve Orta Doğu'daki ve dünyadaki diğer gelişmeler aslında İngiltere'den geçmeden diğer ülkelerden geçmez diye ben biliyorum. Hı-hı. Böyle bir yapısı var İngiltere'nin. Dolayısıyla bu kritik süreçte Türkiye tabii düşman üretme yerine dost kazanma politikası stratejisini gütmek zorunda ve güdüyor da. Yani bu bağlamda çok önemli. İngiltere zaten bazı konularda biliyorsunuz özellikle Avrupa Birliği konusunda Türkiye'ye destek verdiği destekler de çok önemliydi geçmiş dönemde. Şimdi Brexit anlaşmasıyla beraber Avrupa Birliği'nden ayrıldı İngiltere. Hı hı. Bu bağlamda biraz daha özgür kaldı. Yani Türkiye ile ilişkilerinde İngiltere biraz daha kendini özgür hissediyor. Avrupa Birliği bağlarından kurtulmuş en azından. Ve Türkiye bu noktada İngiltere ile önemli işbirliğine gitmek istiyor. Samimi bir şekilde gitmek istiyor. Çünkü etrafımızda artık öyle bir kuşatıldı ki yeni dostlara da ihtiyacımız var. Türkiye'nin yeni dostlara da ihtiyacı var. Biliyorsunuz uluslararası ilişkilerde İngiliz'in sürekli dostu sizi... Hayır. Evet. Bu bağlamda değil. Yani hı-hı, uluslararası ilişkilerde sürekli dostluk ve düşmanlık diye bir tabir zaten yoktur. Yani biz hı-hı, Rusya'ya bir dönem dostluk, bir gün uçaklarını vurduk, düşman olduk, tekrar dostluk. Yani ticari olarak, tabii siyasi olarak karşılıklı çıkarlar üzerine bir ilişki geliştirmeye mecbur muyuz? Yani mecbur değilsek bile bu Türkiye gelecek planlamasında, gelecek vizyonda önemli şeyler katabilir. Yani Türkiye'nin belli bir strateji, dış politika üretmesi gerekiyor. Çünkü iç muhalefette biliyorsunuz yani çok belden aşağı muhalefet yapılıyor. Bizim Türkiye'deki kadar belden aşağı etik olmayan, gayri ahlaki muhalefet yapan bir başka muhalefet. Karşılamayı nasıl buluyorsun? Örneğin mesela Theresa May'in karşılaması veya İngiliz Kraliçe'nin karşılaması, Sayın Erdoğan ailesine karşı gösterdikleri tablo, 40 dakika içerisinde görüşmesi vesaire. Bunu nasıl görmemiz lazım? Ya şimdi üstadım, Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız bir liderdir. Yani sadece sadece Türkiye için değil. Hı hı. Yani bölgesel çapta işte Afrika'da bile konuşulduğunu herkesin tanıdığı, ondan sonra ne bileyim Suudi Arabistan'da herkesin saygı duyduğu bir lider konumundadır. Hı hı. Ben onu şöyle diyorum, aslında resmi olarak değilse de bile fiilen halife konumundadır bana göre. Fiil olarak yani Müslümanların bakışı, resmi olarak değil bu ama Müslüman kamuoyu önemli. Müslüman kamuoyu aslında fiilen halife olarak görmektedir. Aynı kanaatteyim.
Yani bu aynı budur. Kalpti. Dolayısıyla İngiltere de böyle görmek durumunda. Şimdi kamuyla ilgili bu adamlar tabii çok, İngiltere çok ciddi araştırmalar yapıyorlar, bakıyorlar. Yani Tayyip Erdoğan'la... Dünyasında kraliyet olarak baktığınızda bizim İslam dünyası kraliyet aileleri hariç herkes halife olarak görüyor. Onda yani, da yok ama bütün halkları da... Bu böyle, bu tanımlaması böyle. Dolayısıyla İngiltere ciddiye almak durumundadır. Çünkü Rusya'yla çok ciddi ilişkiler geliştiren bir Türkiye. Hmm. İran'la yine herkese üçlü bir kombinasyon içerisinde Suriye politikasını, Suriye'deki savaşın neredeyse çözme aşamasına geldiklerini düşünüyorum. Bu bağlamda bölgede çok ciddi de bir kombinasyon yapıldı. Yani aslında evet. İran'la ve Rusya'yla birlikte hareket etmesi Türkiye'yi Batı dünyasında, özellikle İngiltere ve Avrupa Birliği ülkeleri nezdinde çok önemli bir konuma da getirdi. Çok akılcı bir politika uyguladı Sayın Cumhurbaşkanımız. Yani İngiltere elbette önemli görmek zorunda Türkiye'yi. Diplomasi dilimiz artık biraz daha akılcı bir politikaya döndü mü? Aslında ona döndü ama daha rasyonel bir şey gidiyoruz ama burada Sayın Cumhurbaşkanımızın çıkışları çok önemli. Yani tamamen aslında Cumhurbaşkanımızın liderliği şimdi, sayesinde bir dış ilişkileri... Aslında siyasi partilerin hiçbir önemi kalmadı. Bakın yani dünya genelinde baktığımız zaman dünyayı liderler yönetiyor aslında. Yani yönetiyor ama liderlerin de yetiştirilmesi için elbet, önemli siyasi partilere ihtiyaç var. Şu bağlamda söyledim. Artık liderlik dönemine geçtik. Yani evet. Rusya'da Putin 4. dönem biliyorsunuz geçti. Ondan sonra Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımız. İran'da İran'da tabi Ruhani bir lider var biliyorsunuz. Güçlü falan. Liderler dönemi. Çin, ama bu anlamda da tam Batı tökezledi dediğimiz soytarı zibidi takımıyla liderler sınıfına dönmeye başladı desek de yeridir. Yani Merkel'in evet, falan. Evet. Kendini bilmeyen, toplumunu bilmeyen, haddini bilmeyen dediğimiz Batı lider. Küçülüyor. Batı evet. Küçülüyor. Giderek Batı, küçülüyor. Evet. Batı'ya biraz da beyinsiz lobisi gün gittikçe de herhalde hak ettikleri yeri bulacaktır deyip kısa İnşallah. Bir reklam arasına gideceğiz. İnşallah. Bizden ayrılmayın. Evet değerli izleyiciler, reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son reklamımızda özellikle Cumhurbaşkanımızın İngiltere seyahatiyle ilgili önemli görüşmeler yapıldı. Bundan sonra terörizmle ilgili mücadelede önemli başlıklarla birlikte işbirliği yapacağını sözünü verdi İngiltere. Ama İngiliz sözü olunca da ne kadar güvenirsiniz onu da hep birlikte görmüş olacağız. Çok önemli milli projeler noktasında TFX özellikle yeni nesil savaş uçağının üretilmesi anlamında da özel bir takım görüşmeler ve sözleşmeler yapıldı. Savunma sanayinde de birçok alanda işbirliğine gideceğimizi görüyoruz. İnşallah daha önce 1905 ile 1906 yıllarındaki İngiltere kraliyetine o zaman çok güvenmiştik. Oradaki yediğimiz kazı halen unutamadık. Aynı kazı yememek üzere inşallah başarılı bir operasyondan bu tamamen Türkiye'nin çıkarlarına ve hak ettiğimiz bütün kazanımlarımı inşallah elde etmiş olacağız. Ben özellikle Mustafa Bey'e tekrar bu konuda dönmek istiyorum. İngiltere politikasına döndüğümüzde Cumhurbaşkanı'nın bütün konuşmalarıyla, sarf ettiği sözlerle veya politikayla nasıl görüyorsunuz? Şimdi ben Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle son birkaç yıldır izlediği dış politikayı rahmetli Abdülhamit Han zamanında izlenen dış politikanın aynısı olarak yorumluyorum. Nasıl? Evet. Cennet Mekan Sultan bir hilafet siyaseti izledi. Bir de büyük devletleri, zamanın büyük devletlerini idare etmenin sanatını aslında icra etmişti. Evet. Nasıl yaptı bunu? Müslümanlık olan ülkelerde bir hilafet siyaseti izledi. Efendim Afrika'nın ortasında bugün Hamidiye Camisi'ni görebiliyorsunuz. Çin'deki İslam Enstitüsü'nü görebiliyorsunuz. Ecdadın ayak bastığı elbette, her yerde eserlerimizi elbette, görebiliyoruz. Elbette. O zaman da Abdülhamit Hazretleri'nin elinde de çok büyük bir güç vardı. Neydi bu? Halifelik. Cihadı ekberi ilan etme korkusuyla bir nevi onları hizaya getiriyordu. Evet, belki evet. Real olarak bunun karşılığı olmayabilirdi ama daha önce cihadı ekberin ilan edilmemiş olmasının batılı devletler üzerindeki yarattığı baskı, tahakküm ve korku ne olur ne olmaz diyerekten onları da aslında kendi inlerinin içerisinde itiyordu. Evet. Peki diğer ülkelere karşı nasıl yapıyordu Abdülhamit Han? İngiltere'de bir sorun yaşadığında Rusya'ya yanaşarak, Rusya'da bir problem yaşadığında Amerika'ya göz kırparak, pardon İngiltere'ye göz kırparak, İran'la ilişkilerini hiçbir zaman komple bitirip askıya almadan bir idare mekanizması içerisinde hepsini idare ediyordu. Yani devletlerin vicdan olmaz, dış politikası olur
düsturunu biz aslında bir diplomasi dehası olarak Abdülhamit Han Hazretleri'nde görebiliyorduk. Peki bugün Sayın Cumhurbaşkanımız ne yapıyor? Öncelikle hilafet siyasetini devam ettirdiğini ve bunu çok köklü bir şekilde, tarihin verdiği köklü bir şekilde uyguladığını görüyoruz. Nasıl? Bugün Somali'de bizim Tikayli ile ciddi hastanelerimiz var. Afrika'nın çeşitli ülkelerine yardımlarımız var. Afrika hakikaten... Moristan'a kadar var. Var. Afrika hakikaten zor durumda. Yani 60 tane otobüs ibettik biliyorsunuz bizim... İş makinesi, otobüs vesaire. İBB'nin eski otobüslerini verdik. Yani kalktı. Ülkeyi hatırlayamıyorum şimdi. Bir Afrika ülkesi Cumhurbaşkanı sarıldı bizim Cumhurbaşkanımıza. Yani bu kadar muhtaç durumdayken bizim bu yardımları yapmamız ve bu yardımları yaparken bakın çok önemli. Evet. Sömürge olarak değil, eşit ortaklık dedi hep Cumhurbaşkanımız. Biz sizi sizinle eşit ortağız. Biz sizi sömürmeyeceğiz dedi. Ve bu mesaj cidden hem Afrika coğrafyasında hem de Müslüman coğrafyada çok büyük efendim yankı buldu. Karşılık buldu. Bugün baktığınız zaman bütün Afrika ülkelerinin hakikaten Türkiye'ye büyük bir sempatiyle baktığını, Türkiye'yi veren el olarak gördüklerini ve Türkiye'nin kendilerini sömürmeye değil eşit ortaklık, hakikaten Allah rızası için yardım etmek için geldiğinin farkına vardılar. Burada ben bir araya girmek istiyorum. Değerli izleyiciler, biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinde Gürcistan'da neden araçların çok ucuz olduğunu hepimiz biliyoruz ki herkes artık Türkiye'ye gelip hava atmak için gidiyor da 10.000-15.000 dolara araç alıp geliyor, Türkiye'de de kullanıyor. Şirket kuruyor hile yoluyla, hurda yoluyla vesairesi. Bunun detayını sorduk. Bu kadar araçların ucuz olmasının nedeni nedir diye. Amerika ve Hristiyan dünyası Vatikan dahil olmak üzere Gürcistan'a doğrudan hibe olmak üzere ikinci el araçların tamamını karşılıksız olarak Gürcistan'a gönderiyor. Gürcistan'da biz veya bize benzer bazı ülkelere bunları satıyor ve ciddi bir parayla satıyor. Bakın hibe yoluyla geliyor. Evet. En düşüğü 5.000 dolardan başlıyor. 50.000 dolara kadar o lüks araçları bu ülkeye sokuyoruz. Bu benim gayri safi milli hasılamın oraya uçması anlamına geliyor. Bana kurşun olarak da geliyor. Gürcistan elbette benim düşmanım değil ama bir Hristiyan devlet olduğu için bütün Batı Haçlı dünyası sadece hibe ikinci el araçlarıyla Gürcistan ekonomisini ayakta tutmaya çalışırken benim 20 yıllık, belki 15 yıllık, belki 30 yıllık araçlarımı Afrika'ya göndermem bile dahi bütün Hristiyanları tedirgin ediyor. Dolayısıyla ne denli karanlık bir planın devrede olduğunu hepimizin de bilmesinde yarar var. Burada da özellikle izleyicilere tavsiyem odur ki ne olursunuz benim o 1000 dolarım veya 1000 euro veya 50 bin liram veya 100 bin liram çok kıymetlidir. Bunu çarçur etmeyin diyerek de tekrar altını çizmek istiyorum. Buyurun. Evet. Dış politikamıza bugününe bakacak olursak da Sayın Cumhurbaşkanımız şunu yapıyor. Rusya'da bir sorun yaşadığında İngiltere ile olan ilişkilerimizi düzeltiyor. Kağıt üzerinde de kalsa da çeşitli ortaklıklar yapılıyor veya söylemler geliştiriliyor. Bunun üzerinden Rusya'ya ayar veriliyor, hizaya getiriliyor veya herhangi bir durum olduğu zaman Sayın Üstad çok güzel ifade ettiler. İngiltere ve Amerika'nın bizim üzerimize baskıladığı ekonomik ambargoyu, gözle görülmeyen ekonomik ambargoyu kırmak adına Rusya ve hemen İran'la biz ilişkilerimizi geliştirdik. Hemen tamir ettik. Mesela uçak krizi o kadar çabuk çözülebilecek bir kriz değildi. Adamların değildi. Uçağını düşürdük. Yani. Ama bizim düşürmediğimizi de biliyorlardı. Bu onlar da biliyorlar ama bunu isteseler çok büyük manipüle edebilirlerdi. Elçilerin öldürülmesini ve Rusya. Ama bunu uzatmadılar. Çünkü Rusya da biliyor ki benim Türkiye'ye ihtiyacım var. O da bizi Amerika ve İngiltere karşısında bir denge olarak tutuyor. Yani nedir bu? Kazan kazan. Yani dış politika. Biz İngiltere dış politika ile diyoruz. Önümüzdeki süreçlerde gerçekten ciddi bir müttefik dost, bir müttefik anlayışı içerisinde hak ettiğimizi elde edebilecek miyiz? Ben öncelikle şunu ifade etmek isterim ki Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekten iyi bir dış politika izliyor. Dediğim gibi idare etme sanatı içerisinde biz İngiltere ile ben inanmıyorum ki herhangi bir ortaklık içerisine girelim. Sayın Cumhurbaşkanı da onlara güvenmeyeceğini biliyor. Fakat bugün Türkiye'nin üzerindeki ekonomik ambargoyu... Kazan kazan politikası içerisinde girmez mi? Ya açık konuşmak gerekirse İngiltere bize ne kazandırır bunu tartışalım. Tarihiyle ve bugüne kadar pek bir şey kazanacağını düşünmüyorum. Şu kadarını söyleyebilirim size. Buradaki belki yeri değil ama şu konumu paylaşmamızda yarar var. Eskiden İngiltere Orta Doğu'yu tek başına yöneten bir ülkeydi. Bugün artık o sömürgeci devletlerini kaybeden bir İngiltere'den bahsediyoruz. Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi Afrika gibi ülkeleri tek tek hepsini kaybetti ve Amerika'ya kaptırdı. Amerika'ya kaptırdığı için Türkiye ile ilgili partner olma noktasına ciddi aslında bir takım hamleler yapma peşinde. Hatta Rusya'yı da Türkiye'nin yanına çekmek için uğraşıyor ama CIA veya istihbaratlar buna müsaade etmiyorlar desek yeridir.
Çin'den başlayıp Londra'da bitecek yeni İpek Yolu veya lojistik merkezleri, Türkiye'nin dünyanın en büyük havalimanına sahip olması gibi hamlelere baktığımızda ciddi İngiltere ile bizim bir organizasyonumuzun olduğunu söylememizde yarar var. Karşılıklı çıkar ilişkileri içerisinde. Amerika'da burada özellikle Rusya'yı hedefe koyarak bu üçlü bir araya gelmesin, İran'da bunlarla entegrasyon olmasın, pastamı kaybederim gibi bir korku var. Sanıyorum biraz da perde arkasında bunun ciddi bir savaşı olduğunu söylememizde yarar var. En önemli etkenlerden biri de işte burada tam da bu manada fitne dediğimiz odak merkezi İsrail devreye giriyor. İsrail'i bölgede dizayn etmek için, manipüle etmek için bir güç olarak, bir kobay olarak da kullanıldığını görülmesi lazım. Biz bugün İsrail'e evet lanet okuyoruz, şuydu buydu vesairesi, Yahudi mallarına boykot edelim şunu, ama sonuçta bir karanlık odak var. İşte Tapınak Şövalyelerinin arkasında, Vatikan'ın arkasında, bunların hepsi derin Amerikan lobisi arkasında, Yahudi lobisini zaten biliyoruz. Rockshit'lerden tutun Saros ailesine kadar herkesin bir şekilde organize ettiğini biliyoruz. Biz burayı ne kadar okuyacağız? Kazan kazan politikası içerisinde İngiltere bize ne kadar yardımcı olacak? Şimdi şöyle söylemekte fayda var. Öncelikle şunu hepimiz çok iyi biliyoruz ki İsrail, İngiltere ve Amerika üçgeninde çok fazla sapma ve oynama olmaz. Bunlar birbirlerinin ayaklarına basmazlar. Çünkü bunların hepsinin tek bir amacı Amerika var. Amerika basmıyor mu? Amerika bassa da Amerika doğrudan şu an İngiltere'ye basıyor. İngiltere'yi hizaya getirmek için basıyordur. Sonuçta İngiltere de inanın Amerika'nın istediği yere gelecek, gelmek zorunda. Gelecek. Çünkü mecbur buna. Çünkü bence Amerika eğer basarsa İngiltere gelecek Amerika'nın sonunu bile hazırlayabilir. Evet. İngiltere Amerika olmadan yani birbirleriyle paslaşmadan Amerika'yı kimse gözden çıkaramaz. Ama doğrudan ekmeğini alıyor, doymuyor. Normal. Normal Amerika'yı doyumsuz komple... Amerika'dan bahsediyoruz. Tamam ama. Amerika'yı komple Yahudilerin de finanse ettiğini biliyoruz. Arap sermayesi de orada. Fakat Amerika'yı oyun dışı bırakarak bir şey elde edemeyeceklerini onlar da biliyorlar. Çünkü Yahudilerin komple finans merkezleri orada. Dünyadaki finans şeyi Amerika üzerinden finanse edildiğini biliyoruz. Ve Amerikan bankalarında ciddi anlamda para var ve Amerika'nın dolar dediği bir gücü var. Evet. Şimdi dolar gücünün kırılmaya başladığını görüyoruz. Bunda ama bir sonu olmaz mı? Olacak ama ne kadar zaman içerisinde olacak ve bu zaman... bu. O dolar gücünün kırılacağı zaman içerisindeki dış politika, dış aksiyonlar nasıl şekillenecek? Bu da çok önemli. O yüzden ben şunu arz etmek istiyorum aslında. Türkiye kazan kazan politikasının içerisine girebilir. Benim iddia ettiğim şey şu. Kısa vadede istediğimizi alırız ama uzun vadede biz asla İngiltere'nin dost olduğumuz... Politikalarına inanmamamız gerekiyor. Kesinlikle. Peki. Çok teşekkür ederim. Evet, Hamza Mercanoğlu. Özellikle şuraya gelelim tekrar. Amerika'nın bu politikalarına baktığımızda Orta Doğu'daki kendi çıkarlarımız içerisinde az önceki söylediklerimi tekrar siz de biliyorsunuz, dinlediniz. Biz gerçekten bölgede aktör olup Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde yeni süreçle birlikte istediklerimizi elde edebilir miyiz? Bence edebiliriz. Şöyle ki, şimdi tabii İngiltere ile bizim şu andaki işte yakın temasımız ki yani bunun tabii siyaseten bizde şu an diplomaside alternatif müttefik ülke çok. Yani evet. Eskiden birileri Türkiye'yi çok rahat ayar edebiliyordu. Bir talimattan, bir mektuptan çok sıraya getirebiliyordu. Türkiye anlık refleksten istediği an istediği ülkeyle partner olabiliyor. Evet. Bu gelecekte bize ne kazandırır? Şimdi bu gelecekte bize bu bölgeyle ilgili çok ciddi bir avantaj kazandırıyor. Yani bizim jeopolitik konumda bulunmamız, coğrafik açıdan artı bir de medeniyet açısından, medeniyet bağlamında baktığımız zaman bizim bu bölgede, yani sadece Türkiye'de değil, Orta Doğu'da, Afrika üzerinde bin yıllık bir medeniyet, bir geçmiş bağlarımız var ve izlerimiz var. Yani 1990'lı yıllara kadar Arnavutluk'ta halen Abdülhamit Han üzerine hutbe okutulduğunu ben biliyorum. Evet. Adana hutbe okutuyor. Yani uzun yıllara dayanan tabii, bir şey var. Afrika'da vardı. Bir medeniyetin aslında mirasçısıyız. Tabii tabii. Dolayısıyla şimdi İngiltere aslında çok vizyoner bir hamle yaptı. Bu hamle hem Amerika'ya karşı hem de Çin'e karşı bir hamle yaptı bana kalırsa. Çünkü şu anda özellikle kapitalist sistem için en büyük tehdit ve tehlike Çin'dir. Yani Çin'in biliyorsunuz dış pazardaki işte tekstil olsun, otomotiv olsun, 3. dünya ülkeler diye bizim zikrettiğimiz işte Orta Doğu ülkeler, Afrika ülkeleri ve bu pazar payında çok ciddi bir şeyi var. Hegemonyası var şu anda Çin'in. Dolayısıyla bir tehdit algılaması var. Yani gelecek bağlamında baktığımız zaman aslında Amerika'nın birinci tehdit gördüğü ülke Çin'dir. Evet. Bu bağlamda baktığınız zaman. Yani kapitalizmin düşman gördüğü şey aslında menfaat ve çıkarlarıdır. Yani eğer siz onun çıkarlarına ve menfaatlerine zarar verecek bir şey yapıyorsanız otomatik olarak siz düşman kodlamasındasınız. Amerika için de böyle, İngiltere de için de böyle. İngiltere, Türkiye siz bu bölgede bir şey yapamayacağını biliyor aslında. Gelecek açısından baktığımız zaman işte bir 10 sene, bir 20 sene. Hani Sayın Cumhurbaşkanımızın hedefleri var işte 2023,
2073 evet. gidiyor. O bağlamda gidiyor. Hedefleri var. Ve Türkiye bu hedeflerini artık belli bir söylemle, sloganla yapmıyor. Yani bir eylem planına dökerek bunları yapıyor. Tıpkı, yani bu anlamda Batı bunu gerçekten çok ciddi bir tehdit olarak görüyor mu? Görmesi lazım bence. Çünkü Türkiye'nin şu anda AK Partilerle beraber, hani AK Parti propagandası yapmak için konuşmuyorum ama 3,5 kat büyüdüğünü görüyoruz. Yani Türkiye'nin ekonomik açıdan işte büyüme oranının 3,5 kat büyüdüğünü görüyoruz. Siyasi ve Türkiye'de bugün devasa projelere imza atıldı. Ya ben şunu söyleyeyim size, işte Türkiye'de diyelim ki bir köprü yapılıyor. Nedir işte değeri 6,5 milyar evet. dolar. İnanın bu bile Avrupa için o kadar önemli ki. Yani bu ihaleyi kendileri almak için birbirleriyle yarışıyorlar. Yani biz aslında çok değerli bir bölgede bulunduğumuzun farkında değiliz. Değilmişiz. Yani o 70'li 80'li ya yıllarda... Aşırı dünyası da buna karşılık çok ciddi tabii, bir çalışma içerisine girmiş. Yani 70 sente muhtaç olduğumuz dönemde de bizi çok ucuz almışlar. Biz kendi değerimizi bilmediğimiz için. Ama şu anda Türkiye kendi değerini biliyor. Recep Tayyip Erdoğan aslında bu ülkeye, Cumhurbaşkanımız bir kimlik kazandırdı. Emin olun böyle. Serdar Turgut'un yazısını okudunuz bugün özellikle. Yok, bugün okuyamadım. Armageddon'dan bahsediyor. Amerika'nın dünyasında şöyle bir yeni hayal dünyası oluştu. O da şu. Hazreti İsa gelecek, Orta Doğu'ya yerleşecek ve Türkiye'ye karşı Hristiyanlarla birlikte savaşacakmış. Bunlar da kendi kiliselerinde artık ayinlerini yaptığını da açık açık söyleniyor. Benim özellikle 2 yıl önce dile getirdiğim bir konu vardı. Tapınakçıların Amerika'daki evangelist yapılanmasıyla birlikte Yahudiliğin bir Allah'ın lütfu olduğunu, dolayısıyla Yahudilerin sayesinde ancak dünyaya hakim olabileceğini, İsa Mesih'in de bu noktada kendilerine yardımcı olacağını vesairesini böyle abuk subuk bir takım hayal dünyası içerisinde yeni ironik bir takım durumlarla da karşı karşıya kaldığımızı da altını çizmemize yarar var. Ben Londra'da 2 seneye yakın kaldım. 2 sene yaşadım Londra'da. Emin olun orada yani 5 pound için yani dışarıda işte orada şeyler var. Cebinizde 5 pound olduğunu gösterir, sizi kovalarlar. Yani böyle bir şey var. Para Amerika içinde, İngiltere içinde, Avrupa içinde emin olun ki bir din haline gelmiş. Ve para her şey. Yani evet. bugün Sayın Cumhurbaşkanımız işte Afrika'da. Evangelistler Amerika'da biliyorsunuz ayinlerde Yahudileri topluyorlar. Onlara topluca ayin yapıyorlar. Yani dua ediyorlar. Bir nimet olarak. Zaten Siyonistlerle evangelistler şeyleri aynı. Felsefeler aynı. Yani kıyameti çağırma senaryo aynı. Onlar da kıyametin bir an önce kopmasını işte bu Mehdi'nin, Mesih'in falan onların zuhur etmesi için böyle bir saçma sapan safsataları var. Şimdi üstadım ben tabii yani dış politik uzmanı değilim ama dış politikada ben Türkiye'nin, Sayın Cumhurbaşkanımızın güç oranında, sahip olduğu güç oranında, Türkiye'nin kendi gücü oranında doğru adımlar attığını inanıyorum. Ya şimdi Türkiye'nin gücünü bilmemiz lazım. Yani biz şimdi Amerika'yla başa baş, yani ki Türkiye'den 10 kat büyük bir ülke. Evet. 10 kat ekonomisi büyük. Yani 20 kat sanayisi. 18 kat ekonomisi bizden büyük. Yani savunma hatta sanayisi. Hatta 23 kat büyük de yani, öyle diyelim. Yani buna reel ölçekte baktığımız zaman, yani rasyonel bir şekilde baktığımız, biz savaşamayız, mücadele edemeyiz. Bütün savaşırız, mücadele ederiz. Şartlar eşit değil. İşte eşit değil. Evet. Bu bağlamda yani elbette savaşırız. Yani biz yoksa şunu da biliyoruz. Yani nice azlar, nice çokları mağlup etmişler. Biz Bedir'de 1000 kişiyle 3000 tane evet. tabii müşriği yenmiş bir dine iman ediyoruz. O ayrı bir şey. Ama reel mantıkla baktığımız zaman, işte rasyonalist mantıkla baktığımız zaman orantılar çok düşük. Dolayısıyla burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın işte üstadın da bahsetmiş olduğu şey çok önemli. Hani günübirlik politikalar diyebileceğimiz, anlık politikalar geliştirerek cevaplar vermesi, hamleler yapması çok önemli. Türkiye'nin burada sabit olarak müttefiki uzun süre, belki uzun vadeli sabit olarak, müttefik olarak gördüğü 2 tane ülke var. İran ve Rusya. Görmek zorunda. Mecbur. Görmek zorunda çünkü beraber yaşıyoruz. Sınırlarımız var ve birbirimiz için düşman olamayacak kadar çok paylaşmamız gereken şeyler var, müşterekler var. Ortak bu bölgede. Ortak değerlerimiz çok fazla. Tabii. Dolayısıyla bu 3 ülke samimi olursa, bu anlaşmada samimi olursa, şu Suriye meselesini bir an önce çözmeleri lazım gerçek anlamda. Suriye meselesini çok rahat çözerler mi?
Ya aslında Amerika işin içine girmese çözülürdü. Bakın burada Suriye meselesinde çözüm istemeyen taraf da Amerika ve İsrail'dir. Biliyorsunuz Golan Tepelerinin altında hep dünyanın en büyük doğalgaz rezervleri bulunmakta. Tabii. Oradan Tezrifat üzerinden işte petrollerin, İran petrollerinin Zor bölgesinin tabii, petrol yatakları vesaire. Oraya gönderilmesi, hat çekilmesi falan bütün bunlar konuşuluyor. Bütün yani eğer Amerika bu bölgeden çıkartılmış olursa ki ortak düşman Amerika'dır. İran, Rusya. Yani İran'ı çok samimi bulmamakla beraber, çünkü İran geçmişte de hani biz biliyorsunuz Brezilya'ya beraber Amerika'nın ambargosu. Meclislerin tarihi biraz farklıdır. Tabii yani çok yalancı bir yönetim olarak. Ama bütün bunlara ama tüm bunlara rağmen mecburuz kardeşim, bir arada yaşamak zorundayız birbirimize bu bölgede. Ümmet adına toplumsal uzlaşmayı başarmak zorundayız desek daha yeridir. Ya üstad öyle bir şey ki bakın bizim asgari azami müştereklerimiz ümmet olarak hangi mezhepten olursa olsun o kadar fazla ki işte din birliği, iman birliği, bizim amentümüz aynı yani. İslam İşbirliği Teşkilatı toplanacak. Bu anlamda tam bir ittifak sözleşmesi olacak mı? Olacağını zannetmiyorum. Çünkü Suud faktörü var biliyorsunuz bu bağlamda. İşte Birleşik Arap Emirlikleri var. Kafalarını bunlar kumdan çıkardılar mı sizce? Ürdün var. Yok, zannetmiyorum. Yani Suud zaten Mısır var biliyorsunuz. Yani bunlar Amerikan eksenli politikalarla adeta kendilerini satmışlar, teslim etmişler. Yani Amerika ne derse onu yapacak durumlar. O Kürt'e de el bastılar zaten. Ya çok saçma sapan işler yapılıyor. Trump Ramazan mesajı yayınlamış. Bir yanda Filistin'deki vatandaşları katlederken, özellikle oradaki Müslüman kardeşlerimizi katlederken, öbür yanda da Ramazan ayı mesajı yayınlamış. Şimdi bu kirli, çirkef, çirkin dediğimiz tipinde bile dahi meymenet yok dediğimiz bir adamdan bahsediyoruz. Bu ne kadar samimi? Aslında ben Trump'la ilgili şunu düşünüyorum. Trump hatta bu konuda bir CIA ajanının da bir açıklaması olmuştu. Bundan bir proje bir oldu söyleniyor falan zaten. Trump'ın aslında kazanmak için başkanlık yarışına girmediğini söyledi. Aslında Hillary Clinton biliyorsunuz favoriydi. Yani şey yapıyordu, favoriydi ve kazanmasını kesin gözle bakılıyordu. Trump'ın aslında bu işe sırf popülizm açısından. Ama Yahudi bir iş adamı var. 15 yıl önce söylemiş, demiş ki bakın ben Trump'a açık söylüyor, bunun kayıtları da var. Sinema sektöründeyken de ben seni bir yıldız olarak yetiştirdiğim gibi Amerikan tarihine de başkan yapacağım dediği tarih aslında 20-25 yıldır. Onu bilmiyorum tabii yani, o şeyi var ama ben ikisine bir şey yani bir teori olarak bakıyorum ben de. Yani Trump aslında ticaret uğraşan bir adam. Yani hiçbir etiği olmayan ticari alanda sadece kazanmayı öngören, işte kapitalist mantığı biliyorsunuz. Yani kazanmak için her şeyi yapabilen, ahlaksızlık kurmuş bir adam. Var, evet. Bu adamı başkan oldu. Yani şu veya bu şekilde başkan oldu geldi. Başkan olduğu günden itibaren biliyorsunuz orada muktedir de olamadı. Yani işte Pentagon ayrı telden çaldı. O derin yapılanma dediğimiz CIA ayrı telden. Dışişleri Bakanı farklı bir açıklama yaptı. Kendisi farklı bir açıklama yaptı. Yani böylesine bir kaos içerisinde. Ve o yalnızlığın içerisinde İsrail'e teslim oldu diye düşünüyorum. Yani İsrail politikalarına, Siyonist politikalara teslim olmak zorunda kaldı. Türkiye dostu olmadı vesairesi daha beteri geldi. Kesinlikle ve şu anda tamamen İsrail'in kucağında bir Trump var. İsrail ne söylerse, Netanyahu, işte Lieberman ne tür bir politika uygularsa hepsini destekleyen, koşulsuz, ön koşulsuz destek veren, tamamen İsrail'e endekslenmiş, teslim olmuş bir Trump yönetimi var. Peki. Çok teşekkür ederim. Yahudi Amerika tarihinde sanırım ilk, yani hafızam beni yetmiyorsa, ilk kez bir Yahudi başkan yardımcısı var Trump'ın. Bu da çok önemli yani. Damadı da Yahudi zaten. Hayır, Amerikan başkan yardımcısı ilk yani Yahudi. Onu ben teyit etmediğim için bir şey diyemeyeceğim ama şu kadarını söyleyeyim. Yahudi olmasına gerek yok. Yani bugün Amerikan kiliselerinde Yahudiler için ayin yapılıyorsa zaten hepsinin Yahudi veya Yahudi hizmetkarı olduğu da açık. Hayır ama bu da bir mesaj yani aslında. Belli zaten. Yahudi lobisi Arap devletlerine gidip orada bir iki konuşmayla birlikte silah anlaşmaları çok rahat yapılıyor. Şöyle bir şey oldu üstadım. Aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı çok önemli ve çok özel bir şey var. Biz yıllarca işte bu, yani daha evvelki yıllarda işte önceki politikacılar gelirlerdi, başbakan olurlardı, cumhurbaşkanı vesaire. Klasik bir yönetme biçimleri vardı. Ondan sonra kimse etliye sütlüye karışmazdı. Kendisine verilen alan içinde politika yapardı. Ve günü dolduğunda da giderdi veya gelirdi. Sayın Cumhurbaşkanı hem Türkiye içinde hem de uluslararası arenada maskeleri düşürdü, biliyor musunuz? Bu çok önemli. Onu görüyoruz, evet. Vesayet erklerini, işte Türkiye'deki vesayet erklerini birer birer
devrim yaptı. Aslında bu bir devrimdir Türkiye açısından. Yani 1990 koşullarında, 28 Şubat koşullarında yargı bir vesayet erkiydi. Efendim işte genelkurmay bir vesayet erkiydi. Türlü türlü erklerle yönetiliyordu Türkiye. Bu vesayetleri ortadan kaldırdı. Ve tek başlı bir Türkiye var. En önemlisi Amerika'nın, Avrupa Birliği'nin işte vesaire kapitalist, emperyalist ülkelerin bizlere dost olmadığını açık ve net bir şekilde gösterdi. Yani şu anda hiç kimse diyemez ki Türkiye'de, aklı selim hiçbir insan diyemez ki ya Amerika'da kardeşim şunu şunu yaptı ama işte bizim dostumuz veya işte Avrupa Birliği, Almanya bizim dostumuz. Mandacı zihniyeti, teslimiyetçi zihniyeti ortadan kaldırdı. Ama halen tabii var Türkiye'de bunların işte FETÖ marifetiyle, ben öyle zannediyorum Türkiye'de belki 1 milyon civarında işte hala bunların tabanındaki insanlar, bunlara gönül veren insanlar var. Bunlar da en az üst tabakadakiler kadar tehlikelidir. Onu da ben söyleyeyim. Yani FETÖ dediğimiz örgütün, işte Sayın Cumhurbaşkanımız işte bunların altı ibadet falan dedi ama ya bu adamlar birçok, yani bu adamlar hakikaten iflah olmaz bir hastalığa muzdarip olmuşlar. Bunlar bu yoldan dönmezler. Bunların altı da üstü de aynı. Bunlar haindir ve bu FETÖ'nün alayı CIA'ya bilerek veya bilmeyerek ajanlık yapmaktadırlar. Aslında bu bir ajan örgütüdür. FETÖ dediğimiz örgüt bir İslami yapılanma, bir şey falan değil. Bu bir ajan örgütüdür. 90 yılından sonra Orta Asya Türklerini istila etmek için bir projeydi. Evet. Afrika kıtasını, özellikle uzun yıllardır o barbarlığını yaşayan bir Afrika'nın geçmişinden bahsediyoruz. Afrika'yı katleden bir Amerika ve İngiltere'den bahsediyoruz. Oralara tekrar girmek için FETÖ terör örgütünü bizim içimizden bir kukla hareketi, evet, olarak da bütün şemasını, yapılanmasını oralarının üzerinden istediğini de elde ederek uzun süre bizi sömürdü ve en sonunda bizi de katletmeye başladı. Evet. Ben özellikle şuraya tekrar gelmek istiyorum. Bu planlamaların içerisine baktığımızda bu önümüzdeki süreçle ilgili özellikle Filistin ekseninde Türkiye'nin bu çıkışlarıyla birlikte biz bir umut beslememiz gerekiyor mu? Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Arap dünyasına, İslam dünyasına vesairesi verdiği mesajlar üzerine? Ya elbette ki hep beraber, yani bizim dinimiz öyle, ümit var olmak lazım öncelikle. Hı. Ve şunu da iyi okumak lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında devlet hakikaten bir aksiyon aldı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hakikaten büyük bir devlet haline geldi. Yani bu, bunun artık lamıcımı yok, bunun şakası yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hem bölgesel hem uluslararası alanda bir aktör haline geldi. Evet. Üstad da çok güzel belirttiler. Eski hükümetlerimizin hiç dış politikaya karışmazlardı, hatırlıyor musunuz? Evet. Hiç karışmazlardı. Yani orada devrim olmuş, burada darbe olmuş, bizimkiler hiçbir şey yapmazlardı. Şimdi Türkiye kendisini alakadar eden her konuda masa başında taraf olarak bulunuyor. Ve bir dönemin bir başbakanı vardı bu ülkede. Filistin'e yine saldıran bir İsrail vardı. Kendisi başka bir ülkede kumar masasındaydı. Yani bunları yaşadık maalesef. Ondan ziyade tarihimiz vardı. Bugün hafızalarımızı incelediğimiz, işte bu vebalin de ne kadar ağır olduğunu, bugün nasıl bir ağır bedel ödediğimizin de gerçek karşılığı budur. O gün oraya kör sağır olan liderler bugün bize bedel ödetiyor diye desek yeridir. Buyurun. Ya Cenab-ı Allah şükürler olsun, Türkiye şu anda masa başında hakikaten bir güç, bir aktör. Hı. Ve en önemli unsur da şu. Evet, Arap camiasının liderleri ve Batı'nın sömürge ettiği ülkelerin liderleri tarafından Türkiye Devleti ve Sayın Cumhurbaşkanı sevilmese de o coğrafyadaki halklar tarafından Türkiye hakikaten çok büyük değer görüyor, çok büyük taraftar buluyor ve çok büyük Türkiye sempatisi var. Evet. Bu bir gerçek. Dolayısıyla ben ileride bu sempatinin Türkiye'deki istikrarın devam etmesiyle birlikte bir aksiyon alacağını düşünüyorum. Türkiye aslında şu mesajı veriyor mazlum ülkelere, duruşuyla, yaptığı yardımlarla, söylemleriyle, eylemleriyle biz sizin yanınızdayız diyor. Artık siz sahipsiz değilsiniz. Burada artık bir Türkiye var. Hı hı. Geçmişte vardı, bir dönem çeşitli sebeplerden dolayı olmadı ama artık Türkiye yeniden var. Yeniden Türkiye sizin arkanızda diyor. Bunun cesareti de biz aslında Müslüman ülkelerdeki, çeşitli Müslüman ülkelerdeki yavaş yavaş bir şuurun, yavaş yavaş bir bilincin geliştiğini, dönüştüğünü görüyoruz. Ya tohum ne kadar biçseniz de yeşillenir yani eninde sonunda. Çünkü orada bir tohum var. Ben diğer Müslüman coğrafyalarda bu tohumun olduğunu görüyorum. Toparlayacak olursak şunu ifade etmekte fayda var. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu güçlü lider figürü Türkiye'deki istikrarla birleşince ortaya bu sonuç çıktı. Dolayısıyla bundan sonrası için bizim ümit var olmamamız için hiçbir sebep yok. Yalnız bizim şu noktaya çok dikkat etmemiz lazım. Devletimiz bu kadar dik durup bu kadar aksiyonel hareket ederken bizim de devletimizin arkasında dik durmamız lazım. Devletimizi sahipsiz bırakmamamız lazım.
Ya bu çok önemli. Şimdi Saadet Partisi gibi bir partinin olduğunu düşünün. Temel Karamollaoğlu gibi bir adamın da muhalefete olduğunu düşünün. Ve onun arkasındaki kitle ile siz meydanlarda ne kadar dik duracaksınız diye sormak gerekmez mi? Türkiye'de ciddi bir figür olarak Sayın Cumhurbaşkanı milli ve manevi bir politika izledi. Yaklaşık tamam. 16 senedir. Sayın Devlet Bahçeli de Türkiye her sıkıştığında, geçmişte de böyle. Zor dönemlerde. Zor dönemlerinde devlet adamlarını gösterip eşine durdu. Bugün, evet. Bugün Alper Büyük Birlik Partisi de Türkiye, Cumhur İttifakı'nın içerisine dahil oldu. Biraz iç siyasete gireceğim burada ama. Dolayısıyla baktığınız zaman bir cephe oluştu. Ne cephe? Milli ve manevi değerlere bağlı bir cephe oluştu. Bu çok önemli. Biz Alperenlerin ne kadar iyi insanlar olduğunu, ne kadar yardımsever insanlar olduğunu zaten biliyorduk. Bugün bunların bir çizgiye gelmesi şunu gösteriyor. Aklın yolu biridir diyor. Yani bir tarafta bakıyorsunuz Türkiye'de yapılan hastaneler, yollar, şunlar bunlar dış politikada gelinen nokta bir kümenin içerisinde. Türkiye ne zaman sıkışsa devletinin hizmetinde olan, devletine omuz veren bir kitle yine bu kümenin içerisinde. Bakıyorsunuz yine iş devletin bekası olduğu zaman devlete omuz veren bir kitle bu şeyin içerisinde. Diğer tarafa bakıyorsunuz milletvekili adaylarını genel başkanın bile bilmediği bir parti var. Diğer tarafa bakıyorsunuz milli görüş gömleğini çıkartıp deli gömleğini giyen bir parti var. Öbür tarafa bakıyorsunuz Türkiye'de uzun yıllar boyunca iktidar olamamış bir parti var. Yani Türkiye şimdi, aslında bir çizgiye geldi. Hamza Bey'e de ben bunu özellikle sormak istiyorum. Temel Karamollaoğlu'nun kalkıp sol yumruğunu ayağa kaldırıp işte örneğin bir yere mesaj vermesi... Kemal Kılıçdaroğlu'nun kalkıp bir yerlerde ülkücü işareti yapması. Ya işte bu deli gömleğini giydiklerinin tezahürü yani. Ne anlama geliyor? Çaresizlik aslında bir anlamda çaresizlik. Yani bir politika üretemiyorlar. Ne siyaseti yapmıyorlar mı orada? Ya üstadım şimdi CHP'nin geçmişini biliyoruz. Yani geçmişine çok fazla inmemize gerek yok ama bir vizyon olmayan. Evet. Gelecekle ilgili bir proje üretemeyen ki bugüne kadar üretememiş. İstanbul'da belediye başkanlığı yaptığı en son AK dönemde. AK Parti'den %15 oranında oy alacağım diyor Temel Karamollaoğlu. Hikaye onlar hikaye. Yani Temel Karamollaoğlu'na gelince yani Saadet Partisi'nin ben son yazımda bundan da bahsetmiştim aslında. Evet. Saadet Partisi öyle bir anlaşmaya imza attı ki tabandan asla karşılığı yok. Emin olun yok. Yani taban şu anda sosyal medyada falan da bakıyoruz. Saadet Parti şeyleri yoktur. O fenomenlerini göremiyoruz. Yani savunamıyorlar. Bununla ilgili herhangi neyi savunacak ahlak şey olması gerekiyor. Ülkenin şimdi CHP açısından baktığımız zaman işte 98 şeyinde sürecinde şeriatçı, yobaz, gerici deyip en ağır hakaretleri yaptıkları topluluğa bugün hangi şeyle ruh haliyle oy verecekler CHP'liler? Vermeyecekler. Yani veremezler. Ben şahsen CHP'li olsam yani onuruma dokunur. Dün yani CHP gerici, Saadet Partisi'ne kırmızı halı seriyor. Sıkıntı yok ki o anlamda. Tamam yönetim bazında olabilir. Aynı şey Saadet Partisi için geçerli. Rahmetli Erbakan'ı boncuk boncuk terleten 28 Şubat'ta en ağır iftiralara en ağır koşullarda maruz bırakan CHP zihniyeti değil mi? 28 Şubat'ın en büyük destekçisi. Erbakan ailesine saygısı olmayan bir siyasi partinin lideri Erbakansız bir Saadet Partisi ne kadar karşılığı olur? Bir karşılığını olmadığını aldıkları oy oranından görüyoruz zaten. Şu anda onu da söyleyeyim. Yani öyle fazla bir etki alanda yok. Yani %0.7 falan bahsediliyor. 300.000-500.000 maksimum. Yani oy oran. Ki bunların birçokları... Oy ölçüsünü alır mı? Kesinlikle alacaktır. Yani Saadet Partisi bana göre Temel Karamollaoğlu ile çok ciddi bir yanlışlık yaptı. Ve Saadet Partisi evet Milli Görüş Hareketi'nin giriş kapısıdır. Ben milli görüş kökenli bir insanım. Onu da söyleyeyim. Yani bizde de aynı sıkıntı. Öylesiniz. 28 Şubat sürecinde bedel ödedik. Allah'a hamdolsun. Ama dünkü Saadet Partisi ile bizim o yıllardaki uğruna mücadele ettiğimiz Saadet Partisi ile bugünkü Saadet Partisi aynı parti değil. Peki. Ben bir de özür diliyorum. Bir borcum var. Şimdi hatırladım. Uçakta gelirken Gaziantep'ten geliyordum. Bizim İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye erleriyle beraber baktım. 15-20 kişilik grup var. Merak ettim dedim. Bir tanesiyle sohbete tutuştuk. Afrin'den geliyorlarmış. Afrin'de şehit olan bir itfaiye eri Taner Çebi. Evet. Onun adına bir yetimhane yaptırmışlar.
Ama çok duygulandım. Yetimhaneyi kendi paralarıyla yaptırmışlar. Kendi aralarında itfaiyeleri, çalışanları para toplamışlar. Evet, arkadaşları orada bir... tanıyorum. Ben de kendilerini tebrik ediyorum. Evet, gerçekten de güzel. Arkadaşlarının şehit edilmesiyle birlikte, orada şehit olmasıyla birlikte anılarını yaşatması da bize ayrı bir şey veriyor. Kumandanlarla da görüştük. Anladım. Evet, buyurun, size son sözü vereyim. Ya bu ülkenin hakiki manada bir milli görüş muhalefetine ihtiyacı var. Ama nasıl bir milli görüş muhalefetine ihtiyacı var? 74'te ağır sanayi hamlesi nasıl olur, fabrikalar nasıl kurulur, nasıl küresel ekonomiyle mücadele edilir diye böyle kitap yapıp bunu dağıtan, okullarda gidip bunu fert fert anlatan rahmetli Necmettin Erbakan hocamızın yaptığı gibi bir milli görüş muhalefeti olsaydı, şu 5-10 sene içerisinde Türkiye bugün olduğundan çok daha farklı yerde olmak zorundaydı. Öyle çalıştıracaktı. Ama bugünkü milli görüş muhalefetinin, ben bundan 3 sene önce de adaylık sürecimleri söylemiştim. Ben Saadet Partisi'nin milli görüşü temsil ettiğini düşünmüyorum. Ben milli görüşçüyüm. Ben bugün hala milli görüşçüyüm. Ben aday olurken de AK Parti'den milli görüşçüydüm. Bizim milli görüş anlayışımız, biz millilik yani yerli silahını yapmak milli görüşçülüktür. Anlatabiliyor muyum? Mazlumlara sahip çıkmak milli görüşçülüktür. Evrenin değirmenine su taşıyan bir milli görüşten bahsedilebilir mi? Yani ben az önce de arz ettim. Yani düşünmüyorum. Bu benim şahsi fikrim. Ben Saadet Partisi'nin milli görüşü temsil ettiğini düşünmüyorum. İnanmıyorsunuz. Ben bugün milli görüş eğer bir yerde vücut buluyorsa, bizim gibi Erbakan Hoca'nın yolundan gitmiş, ona rahmet okuyan, hala onun ilkelerini belirlemiş, hala adil, bu günümüzün şeyinde, dünyasında bile adil düzen diyebilen insanların şahsında milli görüşün vücut bulduğunu inanıyorum. Türkiye'nin şeye kutuplaşmaya değil, milli birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Çünkü bu ülke kalkınırsa işte hep beraber kalkınacağız. İhtiyacı noktasında, yani yüreğimden konuşacağım. Ben öyle bu işten para kazanan falan bir gazeteci değilim. Partiyle falan yani işim olmaz. Boğaz'daki herhangi bir yalıda oturmadığını biliyorum. Yok abi. Ne devletten bir maaşım var, ne emekliğim var, ne bir maaş alıyorum, ne de partiyle ilgili yani, böyle bir şeyim var. Vatanıma, hizmet ediyorum. Bu memleketin, bu ülkenin bir 10 sene, 15 sene, belki 20 sene, neyse Allah uzun ömür versin, daha Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın varlığına ve bu ülkenin başında olmasına hakikaten ihtiyacımız var. Valla ben göz torbalarına baktığım zaman şunu söylüyorum. Hepimizin belki başında, hepimizin ailesi olduğu gibi, çocuklarımızı bile dahi yönetmekten acizken veya onları bile dahi toparlamaya çalışırken, bırakın 80 milyon Türk dünyası veya Türk dünyası derken de geniş bir kitle, 350-400 milyondan bahsediyoruz ama ümmet 1,5 milyar insandan bahsediyoruz. Onların dertleriyle dertlenen böyle bir sorumluluğu aldığında o yorgunluğu görüyoruz. Bizler o yorgunluğu ne kadar alıyoruz desek, işte sıkıntı orada devreye giriyor. Allah uzun ömürler versin kendisine. Değerli izleyiciler, böylelikle programın sonuna gelmişken, Ramazan ayı boyunca Derin Kutu programını yapmıyoruz bu akşam finalde. Özellikle Hamza Mercanoğlu arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Mustafa Alpay Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Teşekkür. Önümüzdeki süreçlerde tekrar birlikte olacağız ama bizden hemen sonra Milli Diriliş programı olacak. Deniz arkadaşımızın sunumuyla, Bülent Deniz Bey'le, Şevki Yılmaz hocamız birden sonra da devam etmiş olacaklar. Ramazan'dan sonra Derin Kutu'da buluşmak üzere efendim. Hayırlı geceler diliyoruz. Hayırlı Ramazanlar. Efendim, hayırlı akşamlar. Bir kere Thank you.